Kalite yönetim sistemleri dersi birinci ünite özeti. Kalite kavramı. Kalite nedir? Kalite, latince, nasıl oluştuğu, anlamına gelen, koalis, kelimesinden gelmektedir. Önceleri sadece ürün denetiminde kullanılan ve o şekilde algılanan bir kavram iken, daha sonra bir strateji aracı olarak ele alınmış ve yönetimle birlikte anılmaya başlanmıştır. Bir ürünün veya hizmetin kaliteli olup olmadığı sorusuna cevap verebilmek için ürünün veya hizmetin sahip olduğu fonksiyonel özellikler ve kalite özelliklerine bakmak gerekmektedir. Fonksiyonel özellikler ürünün veya hizmetin belirli bir amacı yerine getirebilmek için sahip olması gereken özelliklerdir. Kalite özellikleri ise ürünün veya hizmetin daha iyi veya her zaman aynı şekilde yapılabilmesi için sahip olması gelen özellikleri içermektedir. Kalitenin farklı araştırmacılar tarafından geliştirilen çeşitli tanımları bulunmaktadır. Kotler kaliteyi, ürünün müşteriler tarafından değinilen veya ima edilen istekleri karşılayabilme yeteneğine sahip niteliklerinin toplamı olarak tanımlamaktadır. Deming ise kaliteyi değişkenliğin azaltılması olarak görür ve hataların sıfırlanmasıyla kalitenin sağlanabileceğini belirtir. Kaliteyi İhtiyaç duyulan niteliklere uygunluk, olarak tanımlayan Krobi, kalitenin hatasız üretim olduğunu ve olması gereken özelliklere tam olarak uyulmasıyla oluşabileceğini ifade etmektedir. Kalite öncülerinden Juran, kaliteyi, tasarım kalitesi ve uygunluk kalitesi olarak iki bileşene ayırmıştır. Tasarım boyutu büyük ölçüde zevke, ihtiyaca ya da tercihe bağlıdır. Tasarım kalitesi, müşteri araştırmaları ve satış ziyaretleri ile başlayıp, müşteriyi tatmin edecek ürün veya hizmet kavramının belirlenmesiyle devam eden bir süreci kapsamaktadır. Uygunluk kalitesi ise işletmenin ve tedarikçilerin müşteri ihtiyaçlarını karşılamada gerekli olan tasarım şartnamelerini karşılayabilme ölçüsüdür. Uygunluk kalitesinin değerlendirilmesinde iki gösterge söz konusudur. Bunlar, nominal değer ve toleranstır. Nominal değer, hedeflenen değerdir. Tolerans ise nominal değerin hassasiyet ölçüsüdür. Tolerans, hedeflenen değere ulaşmada belirli bir sınır içinde verilebilecek tavizi ifade eder. Tolerans aralığındaki ürünler kabul edilebilir niteliktedir. Tolerans aralığından sapmalar arttıkça kalite seviyesi düşer ve üretim ekonomik olmaktan uzaklaşır. Bu anlamda uygunluk kalitesi ölçülebilir bir niteliktir. Uygunluk kalitesi nesnel bir yaklaşımla ürüne yaklaşırken tasarım kalitesi öznel bir bakış açısını ortaya koyar. Jura'nın belirlediği bileşenlere ek olarak performans kalitesi de önemli bir bileşendir. İşletmenin ürün veya hizmetlerinin pazardaki performans düzeyleri tüketici araştırmaları, satış ya da hizmet analizleriyle belirlenir. Bu çalışmalar, satış sonrası hizmet, bakım, güvenilirlik ve lojistik destek analiz ve araştırmalarıyla, işletmenin ürün veya hizmetlerini tüketicilerin neden tercih etmediklerine dair araştırmaları kapsamaktadır. Kalitenin tarihçesi, ilk olarak M. Ö. 2000'li yıllarda, Babil'de Hemurabi kanunlarında kalite kavramına ilişkin değerlendirmelere rastlanmaktadır. Kalitenin gelişim sürecinde Ortaçağ Avrupa'sında önemli sayılabilecek gelişmelerden biri de Gutenberg'in matbaayı bulmasıdır. Matbaanın ortaya çıkışı değiştirilebilen standart parça üretimi ve kullanımının ilk örneği olarak kabul edilmektedir. 17. Yüzyılda İngiltere'de Kral Ay. Charles tarafından kraliyet silahlı kuvvetlerinin kullanacağı tüm silah ve malzemelerin standartizasyonunu sağlamak amacıyla kurulan komisyon, standart alanındaki ilk örneklerden biridir. Endüstri devriminden sonra seri üretime geçiş, iş gücünün çalıştırılmasında talimatların, prosedürlerin ve standartların önemini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda Taylor işi mümkün olan en küçük parçalarına ayırarak nasıl ve ne kadar sürede yapılması gerektiğini hesaplayarak bazı standartlar geliştirmiştir. Standartlara uygun iş yapanlara veya standardın üzerinde üretenlere prim verilmesi önerilmiştir. Böylece üretimde ve kalitede artış, verimsizlik ve maliyetlerde azalma sağlanmıştır. Kuzey Amerika'da Taylor, atölye düzeyinde verimlilik çalışmalarını arttırırken, Bilimsel yönetim konusundaki çalışmalarıyla bilinen Weber, Almanya'da yönetimin ilkeleri ve bürokrasi konusunda yeni teoriler geliştirmiştir. Weber'in kalite yönetimine katkıları, sistem kurma, görev, yetki ve sorumluluk dağılımının akılcı ve bilimsel bir şekilde yapılmasını sağlamak şeklinde olmuştur. Kalite yönetimi ile ilgili ilk sistematik çalışmaları 1932 yılında W. F. Schubert'ın çalışmalarına kadar götürmek mümkündür. Kalitenin tüm işletme faaliyetlerine yön verecek ve ayrı bir yönetim düşüncesi oluşturacak düzeye gelmesi ise 1980'lere rastlamaktadır. Bu dönemde, istatistiksel kalite kontrolü uygulamaları şeklinde görülen kalite uygulamaları belirli kişi veya bölümlerin sorumlu olduğu bir iş veya uzmanlık alanı olarak gelişmeye başlamıştır. Kalitenin tarihsel gelişimini genel olarak muayene, kalite kontrol, kalite güvence ve toplam kalite olarak dört aşamada toplamak mümkündür. Muayenede temel yaklaşım müşteriye hatalı ürünlerin gitmesini önlemektir. Muayene işleminin üretimin son aşamasında yapılması kaynak israfına sebep olmakta, hatalı ürünler maliyetleri artırmaktadır. Bu sebeple kalite kontrol aşamasına geçilmiştir. Kalite kontrolü, ürün kalitesini geliştirmeyi, ulaşılan kalite düzeyini sürdürmeyi ve ürün maliyetini olası en düşük seviyede tutmayı amaçlar. Kalite kontrolü, ürünün tasarımından müşteriye teslimine kadar devam eder. Kalite kontrol, kalite gerekliliklerini karşılamak için kullanılan operasyonel teknikler ve faaliyetlerdir ve standartların belirlenmesi, uygunluk değerlendirmesi, düzeltici kararlar alınması ve geliştirme çalışmaları aşamalarını kapsar. Kalite güvence, önceden belirlenmiş ürün kalite standartlarını oluşturan ve bunları koruyan yöntemleri, kuralları ve politikaları kapsayan sistemdir. Kalite güvencesi sistemi, kaliteyi etkileyen hem iç hem de dış unsurları içine almaktadır. 1990'lı yılların başlarından itibaren küresel pazarlarda rekabetin artmasıyla toplam kalite kavramı yeni bir kavram olarak literatürde yer almaya başlamıştır. Toplam kalite yönetimi (TKY), müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya çalışan ve aynı zamanda maliyetleri de düşüren bir yönetim tarzıdır. TKY'de sürekli iyileştirme ile en mükemmele ulaşılmaya ve bu amaca yönelmiş iş gücünün sağlanmasına çalışılır. TKY süreci, üretici ve müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacı ile işletme içerisindeki tüm birimlerin kalitenin oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi yolundaki çabalarını birleştirip koordine eden ve başta üst yönetim olmak üzere işletmenin tüm birimlerinin katıldığı dinamik bir sistemdir. TKY bir yönetim tekniğinden çok bir yönetim felsefesi olarak diğer yönetim anlayışlarından ayrılmaktadır. TKY'de belli bir üretim sürecinden geçen hatalı ürünlerin ayıklanması yerine üretimin en başında hataların giderilmesi ilkesi çerçevesinde hataların kaynağında önlenmesi esas alınır. TKY'nin odak noktasında müşteri yer almaktadır. Ülkemiz açısından tarihsel süreçte kalite kavramının gelişimine bakıldığında öncelikli olarak ahi teşkilatından söz etmek gerekmektedir üretim, hizmet ve sosyal alanlarda belirli bir standartın oluşumunu sağlayan Ahi Teşkilatı, 13. Yüzyılda Anadolu'da ortaya çıkan bir esnaf teşkilatıdır. Ahi Teşkilatı ile birlikte ham maddeler, süreçler ve ürünler için standartlar geliştirilmiş ve üyelere bunlara uyma zorunluluğu getirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde merkeziyetçi yapıyla birlikte, Düzenli olarak hazırlanan kanunnamelerde kalite standardı açık bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. I.I. Bayezid döneminde çıkarılan bir kanunname olan, Kanunname-i İhtisab-ı Bursa'da boyama, ambalaj, kalite gibi esaslar ile ceza hükümlerine yer verilmiştir. Dünyanın ilk standardı olarak kabul edilen bu kanunnamede çarşıda satılan ekmeğin gramajından iyi pişmiş olmasına, pazara getirilen sebze meyvenin iyi yetişmiş olmasına, bunların fiyatlarının tespitine ve taşıma ücretlerine, üretilen mamullerin ham maddelerinin tespitinden onların kaliteli bir şekilde üretilmesine kadar geçen süreçlerdeki tetkikler yer almıştır. Kaliteye ulaşmada gerekli aşamalar. Kaliteye ulaşmak amacıyla yapılan çeşitli faaliyetler aşağıda kısaca açıklanmıştır. Piyasa araştırması, müşterinin ne istediği, talep edilen kalite düzeyindeki bir ürünün hangi özelliklere sahip olması gerektiği ve pazardaki rakip ürünler hakkında bilgi piyasa araştırması ile sağlanmaktadır. Ürün geliştirme, ürün geliştirme ve tasarım çalışmalarında yer alan personel, piyasa araştırmalarından elde edilen bilgilerin ürüne aktarılmasından sorumludur. Ürün geliştirme faaliyeti, ürün geliştirme ve tasarım personeli ile üretim Kalite kontrol, servis gibi diğer bölüm çalışanları arasındaki yakın ilişki ile sağlanabilmektedir. Üretim mühendisliği, üretime başlamadan önce planlama ve hazırlık çalışması yapmak gereklidir. Bu çalışma üretim biçiminin seçimi, makine ve araçların sağlanması, işlem koşullarının hazırlanması, personelin seçimi ve eğitilmesini içerir. Ekonomik üretim için ön koşul, ürün geliştirme ve tasarım bölümünce belirlenen hata payı tolerans, sınırları içinde üretim işleminin gerçekleştirilmesidir. Satın alma, ham madde ve diğer girdilerin önceden saptanan özellikler ve standartlara uygun bir biçimde, en ekonomik şekilde, zamanında ve kusursuz olarak sağlanmasına yönelik çalışmalar satın alma faaliyetlerini oluşturur. Üretim, amaçlanan kalitedeki ürünün, tasarımına uygun ve koordine bir şekilde üretiminin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalardır. Denetim, üretilen ürün veya verilecek hizmetin kalitesinin amaçlanan şekilde olup olmadığı bütün aşamalarda yapılacak olan denetim ile saptanmaktadır. Ürünün bütün bu denetim sonuçlarına göre piyasaya sürülmesi veya revize edilmesi söz konusu olmaktadır. Pazarlama, ürünün piyasaya sunulmasının öncesinde ve sonrasında özelliklerinin ve kullanım alanlarının müşteriye tanıtılması pazarlama çabalarıyla gerçekleştirilmektedir servis, müşteriler belirli bir garanti süresi ister ve olası problemlerle karşılaşıldığında etkili bir servis hizmetinden faydalanmayı arzu eder. Satış sonrasında müşteriye verilen destek, üründeki kalite algısını arttırmada fayda sağlar. Kaliteyi etkileyen faktörler Kaliteyi doğrudan etkileyen faktörleri 9 başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır. Pazar, pazarda ayakta kalabilmenin ve sürdürülebilirliğin yolu müşterilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini ortaya çıkarıp bunları tasarımdan itibaren üretim ve satış sonrası hizmetleri kapsayacak şekilde ürün ve hizmetlere yansıtmaktır. Para, hatalı ürünleri üretim sürecinin sonunda elemenin ekonomik zararlarını fark eden işletmeler kaliteyi üretim sürecinin sonunda değil, tamamında kontrol etmek gerektiğini fark etmişlerdir. Kalite düzeyini korumak ve geliştirmek için yapılan yatırımlar maliyet olarak değil, rekabette etkin bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. Yönetim, endüstri devriminden sonraki üretim sürecinde kaliteden birkaç özel bölüm sorumlu iken bugün işletmelerdeki bütün bölümler bu kavramla iç içe olmuşlardır. Kaliteyi kontrol etmek kavramı artık yerini kaliteyi üretmek ve yönetmek kavramına bırakmıştır. Öte yandan kalite kontrol kavramı ise işletme fonksiyonlarının içine dahil olmuştur ve yönetim tarafından yönlendirilmektedir. İnsan, çalışanlar, kaliteyi etkileyen en temel faktör insandır. Üretimin her aşamasında gerek fiziksel gerek zihinsel katkı yaparak kaliteyi etkilemektedir. Motivasyon, çalışanlarda işletmenin amaçları doğrultusunda çalışma isteğinin yaratılması ve bu isteğin sürekli sağlanması olarak tanımlanan motivasyon sayesinde iş doyumu ve performans artışı gibi olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Motivasyonu ve dolayısıyla performansı yüksek olan çalışanların ürün ve hizmet kalitesini olumlu yönde etkileyeceğini söylemek mümkündür. Malzeme, üretim sürecinde kullanılan malzemenin cinsi Teknik özellikleri ve kullanılan üretim teknolojisi gibi faktörler, ulaşılan kalite düzeyini doğrudan etkiler. Makine ve teçhizat, teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretim bilgisayar destekli hale gelmiştir. Üretimde kullanılan otomasyon sistemleri, çalışandan kaynaklanan hataları en aza indirerek kaliteli ürünün ortaya çıkmasına katkı sağlar. Üretimde otomasyon sistemi daha etkin kalite kontrol, muayene ve test yapılmasını sağlamaktadır. Bilgi, bilişim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde üretim sürecindeki makinelerin kontrolünden satılan ürünün takibine kadar bilgi kontrolü sağlanabilmektedir. Yönetimin daha verimli, daha hızlı ve daha doğru karar verebilmesi elde edilen bilgilerin işlenmesi sayesinde olmaktadır. Üretim parametreleri, kaliteli bir üretim yapabilmek için üretim sürecindeki en ufak ayrıntılar bile göz önüne alınmalıdır. Kalite maliyetleri Kalite maliyetleri, meydana gelebilecek hataları önlemek amacıyla yürütülen faaliyetlerin, planlı kalite muayenelerinin ve ürünün üretimi sırasında veya müşteriye tesliminden sonra görülen hataların sonucunda ortaya çıkan maliyetler olarak tanımlanır. Kalite, maliyetlerde azalışa ve verimlilikte artışa neden olabilir fakat maliyet ve verimlilik aynı şekilde kaliteyi geliştiremez. İşletmelerde kalite maliyetlerinin çoğunluğu ölçülebilen maliyetlerdir. Kalitesiz üretimin yarattığı bazı maliyetler ise tümüyle hesaplanması ve tahmin edilmesi zor, uzun vadede olumsuz etkileri çok büyük maliyetlerdir. Kalite maliyetlerini dört grupta incelemek mümkündür. Önleme maliyetleri, ölçme ve değerlendirme maliyetleri, iç kalitesizlik, başarısızlık, maliyetleri, dış kalitesizlik, başarısızlık, maliyetleri. Önleme maliyetleri, ürün veya hizmetler için amaçlanan kalite hedeflerine ulaşmak, belirlenen bu düzeyden sapmaları engellemek, uygunsuzluğu önlemek için yapılan ön çalışmalar nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerdir. Önleme maliyetleri, iç kalitesizlik ve dış kalitesizlik ile ölçme ve değerleme maliyetlerini en aza indirgemede ortaya çıkan maliyetlerdir. Ölçme ve değerlendirme maliyetleri, kalite kontrol işleminin herhangi bir aşamasında kalite kontrol ve kalite doğrulaması gibi arzulanan kaliteye ulaşmak amacıyla yapılan tüm değerleme maliyetleridir. İç kalitesizlik maliyetleri, üretim aşamasında dış müşteriye ulaşmadan fark edilen yetersizliklerin ve hataların yol açtığı maliyetlerdir. Dış kalitesizlik maliyetleri, ürünün müşteriye tesliminden sonra fark edilen veya ortaya çıkan kusurlu ürün ya da kusur şüphesi nedeniyle maruz kalınan eksik kaliteli ürün maliyetleridir. İşletmelerde kalite iyileştirme çabalarını kolaylaştırarak maliyet azaltma fırsatlarını sağlamak amacıyla kalite maliyet sistemi oluşturulması önemlidir. Hizmet kalitesi ve müşterinin kalite algısı Hizmet kalitesi hem hizmeti alan hem de hizmeti sunan kişi ya da kuruluş tarafından değerlendirilmektedir. Hizmeti sunan açısından hizmet kalitesi, bir hizmetin hizmet içeriğinde ve özelliklerinde tanımlanan gereklilikleri karşılayabilme derecesi olarak tanımlanmaktadır. Hizmeti alan açısından hizmet kalitesi, bir hizmeti alanın ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayabilme derecesidir. Darwin kaliteyi müşterilerin şikayetlerini önleme değil, müşterileri memnun edebilmenin bir aracı olarak görmekte ve 8 kalite boyutunun birleşiminden oluşan stratejik bir yaklaşım benimsemektedir. Bu boyutları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Performans, ürünün genellikle ölçülebilen temel iş görme özelliklerini ifade eder. İlave özellikler, ürünün temel özellikleri yanında, sahip olduğu ve kullanıcı açısından kullanım kolaylığı sağlayarak çekiciliğini arttıracak yan özellikleridir. Ürünün güvenilirliği, ürünün belirli bir zaman periyodu içerisinde bozulmayacağı, kendisinden beklenilen fonksiyonu yerine getireceği ihtimalini ifade eder. Uygunluk, ürünün önceden belirlenmiş standartlara uygunluğu ile ilgilidir dayanıklılık, ürünün kullanım ömrünün uzunluğunun ölçümüyle ilgilidir. Bakım hizmetleri kolaylığı, ürün bakıma ihtiyacı olduğu zaman, bakım hizmeti alabilme hızı, olanağı ve kolaylığını ifade etmektedir. Estetik, müşterinin bireysel tercihini yansıtan ve ürünün genel görünümünün değerlendirildiği öznel bir kalite boyutudur. Algılanan kalite, ürünün markası, imajı ve benzeri gibi özelliklerin ön planda olduğu kalite boyutudur. Garvin'in ifade ettiği kalite boyutları hizmetlere tam olarak uygulanamadığından beri, Zeytamel ve Parasuraman hizmetlerin kalitesi konusunda 5 boyut belirlemiştir. Bunlar hizmet güvenilirliği, yanıt verilebilirlik, müşterilere yardım etme veya onlara uygun hizmet sunabilme, uygun hizmet güvencesi, müşteriyle uygun bir düzeyde iletişim kurma ve saygılı bir biçimde hizmeti sunma yeteneği, empati yeteneği ve işletmenin sahip olduğu maddi varlıklardır. Kalite yönetim sistemi. Kalite yönetimi, genel yönetim fonksiyonunun kalite politikasını belirleyen ve uygulayan bölümü olarak ifade edilmektedir. Üst yönetim oluşturduğu kalite politikasına uygun olarak bir kalite yönetim sistemi kurar ve bunu faaliyete geçirir. Kalite yönetim sistemi, kalite politikasının ve kalite amaçlarının oluşturulmasına ve bu amaçlara ulaşılmasına yönelik sistem olarak tanımlanır. Kalite el kitabı, kuruluşun tüm kalite sistemlerini tanımlayan ve kalite politikasını belirten yazılı belgedir. Bu belge yetki, sorumluluk, ilişki ve sistem uygulamalarını tanımlayan bilgileri içerir. Kalite yönetim sisteminin başarılı olması için bazı ilkelere sahip olması gerekmektedir. Bu temel ilkeler, müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, yönetimde sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme ve karar vermede gerçekçi yaklaşım olarak sıralanabilir. Jura'nın kalite yaklaşımı, kalite üçlemesi veya Juran üçlemesi olarak bilinmektedir. Bu yaklaşımda Juran kalite yönetiminde üç temel süreç bulunduğunu ve kalite yönetim sisteminin oluşturulmasında bu süreçlerin önemli olduğunu vurgular. Bu süreçleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. Kalite planlama, kalite planlamada öncelikli olarak, süreçten etkilenen herkes, olarak tanımlanan müşterilerin belirlenmesi kastedilmektedir. Burada iç ve dış müşteriler ele alınmaktadır. Müşteri istekleri belirlendikten sonra onların beklentilerine cevap verebilecek ürün ve hizmetlerin üretilip minimum olası maliyeti kapsayan kalite amaçlarının tanımlanması gerekmektedir. Daha sonra süreç tasarımına, sürecin optimizasyonuna ve çalışır duruma getirilmesine geçilmelidir. Kalite kontrol bu aşamada performans standartları belirlenmeli Ölçüm yapılmalı, yapılan bu ölçüm değerleri ile performans standartları karşılaştırılmalı ve eğer bir sapma varsa düzeltici önlemler alınmalıdır. Kalite geliştirme, kalite geliştirme aşamasında kalite iyileştirmenin örgüt kültürüne yerleştirilmesine ve süreklilik kazandırılmasına yönelik faaliyetler bütünü anlaşılmalıdır. Kalite planlaması, kalite yönetiminin en temel gerekliliklerinden biri sistematik bir planlama sürecini hayata geçirmektir. Kalite planlama, en uygun strateji seçimini ve kaynakların bu strateji etrafında optimum dağılımını sağlar. Stratejik, taktik ve operasyonel planlar olmak üzere üç çeşit kalite planı vardır. Stratejik plan uzun dönemli ve geniş kapsamlıdır. Taktik plan orta düzey hedefleri belirtir ve organizasyonun pazarlama, üretim, tasarım ve benzeri Özellikli alanlarının hedeflere uygun olarak çalışmasını sağlar. Operasyonel plan, faaliyetlere ilişkin plan ise kısa dönemli ve dar kapsamlıdır. Stratejik ve taktik planlara göre daha ölçülebilir hedefler gösterir. Genel bir kalite planlama süreci çevrenin analizi, kalite misyonunun belirlenmesi, kalite politikasının oluşturulması, stratejik kalite hedeflerinin oluşturulması, kalite faaliyet planlarının kurulması kalite stratejilerinin yerine getirilmesi ve kalite performansının değerlendirilmesi aşamalarından oluşur. Kalite planı, belirli bir ürün, hizmet, sözleşme veya proje ile ilgili özel kalite uygulamalarının kaynaklarını ve etkinlik sıralarını veren bir dökümandır. Kalite yönetim sistemleri dersi ikinci ünite özeti. Kalite felsefesi, ülkemizdeki kalite anlayışı, küreselleşmenin en bariz sonucu rekabetin sertleşmesidir. Küreselleşen iş ortamında başarılı olabilen işletmeler incelendiğinde, bunların birçoğunun ortak özelliğinin kalite yönetimi anlayışını ve bu anlayışın getirdiği çağdaş uygulamaları benimsemeleri olduğu görülmektedir. 1980 ila 1990 lı yıllarda ülkemizde birçok işletme kalite belgesi almaya yönelmiş fakat kurum içerisinde kaliteyi bir yaşam tarzı haline getirme konusunda pek ileriye gidilmemiştir. Dolayısıyla Kalite yönetimi uygulamaları ilk çıktığı yıllarda kendisinden beklenen faydayı ülkemizdeki işletmelere pek sağlayamamıştır. Kalite yönetimi anlayışından beklenen faydanın sağlanabilmesi sadece bu yönetim yaklaşımının gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesine değil, aynı zamanda işletme içinde kalite yönetimi anlayışının başarıyla uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan örgüt kültürünün etkili bir biçimde oluşturulmasına da bağlıdır. Kalite anlayışının tarihçesi ve gelişimi. Kalite kavramı insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü insanoğlu ihtiyaçlarını doğadan tam olarak karşılayamayınca yaşamak için üretim faaliyetine başlamıştır. Böylece üretim ile birlikte kalite olgusu da doğmuştur. Kalite ile ilgili ilk kayıtlar M. Ö. 2150 yılına kadar uzanmaktadır. Ünlü Hemurabi Kanunlarının 229. Maddesinde şöyle bir hüküm vardır. Eğer bir inşaat ustası bir ev yapar ve bu yapılan ev yeterince sağlam olmayıp çöker ve içinde oturanın ölümüne neden olursa, o inşaat ustasının kafası uçurulur. Tırnak işareti. Kalitenin bir kavram olarak ele alınması 19. Yüzyıla rastlamaktadır. Bu dönemden sonra üreticiler kalite bilinciyle ürünlerine kendi markalarını vurmaktan gurur duymaya başlamışlardır. Kalite anlayışı zamana, tüketicinin içinde bulunduğu koşullara, algılamalarına ve beklediği özelliklere göre değişebilmektedir. Kalite tanımını oluşturan iki temel faktör vardır. Fonksiyon ve kullanım amacı, fiyat Kalite kavramının temel özelliği bir malın veya hizmetin müşteri tatminine yönelik bazı önemli özellikleri kendisinde toplamasıdır. Söz konusu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Tasarımda kusursuzluk, kullanımda kusursuzluk, fiyatta kusursuzluk, teslim süresinde kusursuzluk, satış süresinde kusursuzluk. Günümüzde kalite kavramı dar tanımlama kalıplarından çıkarak esnek ve dinamik bir çerçeve içine yerleştirilmiştir. Bu özelliğiyle kalite kavramı, stratejik bir yönetim aracı durumuna gelmiştir. Kalite felsefesinin zaman içinde gelişmesiyle birlikte kalite kavramı ile ilgili olarak ortaya çıkan bazı sloganlar vardır. Bunlar, kalite önemlidir. Çünkü kalite, sorunlar ortaya çıkmadan çözümleri oluşturur, ürün ve hizmetin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katar. Kalite verimliliktir. Çünkü kalite, işlerini yapabilmek için gerekli olan eğitimden geçen, gereksinim duyduğu araç gereç ve dökümanlarla desteklenen çalışanlarla elde edilir. Kalite esnekliktir. Çünkü kalite, istekleri karşılamak için her türlü gelişmeyi göze almak ve bu konuda gerçekten de istekli olarak çalışmaktır. Kalite etkili olmaktır. Çünkü kalite, işleri çabuk ve doğru yapmaktır. Kalite bir programa uymaktır. Çünkü kalite işleri zamanında yapmaktır. Kalite bir süreçtir. Çünkü kalite süre gelen bir gelişmeyi kapsar. Kalite bir yatırımdır. Çünkü kalite işi ilk defada doğru yapmaktır. Uzun dönemde bir işi ilk defa doğru yapmak, hatayı sonradan bulup düzeltmekten her zaman daha ucuzdur. Rekabet unsurları ve kalite anlayışı. Dünya üzerinde ortalama her 10 yılda bir rekabet unsurunun ortaya çıktığı görülmektedir. 1960'lı yıllardan başlayarak 1990'lı yıllara kadar 4 tane rekabet unsuru ortaya çıkmıştır. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir. 1960'lı yıllarda üretim, 1970'li yıllarda maliyet, 1980'li yıllarda kalite. 1990'lı yıllarda hız her yeni çıkan rekabet unsuru bir öncekinin önemini yitirmesine sebep olmamış aksine bir öncekinin üzerine eklenmiştir. 1990'lı yıllardan itibaren artık küreselleşmiş dünyada var olan sert rekabet ortamında ayakta kalabilen işletmeler incelendiğinde bunların birçoğunun en fazla malı ya da hizmeti en düşük maliyetle en yüksek kalitede ama müşterinin ihtiyaç duyduğu anda ayağına götürebilecek bir hıza sahip işletmeler olduğu görülmektedir. Bir işletmenin hızlı olabilmesi müşterilerinin mevcut ihtiyaç ve beklentilerini tam ve eksiksiz olarak öğrenebilmesine bağlıdır. Günümüz dünyasında müşterilerin mevcut ihtiyaç ve beklentilerini biliyor olmak rekabet gücü açısından fark yaratabilmek için yeterli değildir. İşletmeler bundan 3 ila 5 yıl sonra müşterilerinin ortaya çıkabilecek olası ihtiyaç ve beklentilerinin neler olduğunu da önceden tahmin etme gayreti içerisine girmelidirler. Ancak bu şekilde rekabet gücü sağlayan hız unsuru elde edilmiş olur. Kurumlar içinde bulundukları sektörde rakiplerine karşı bu tür bir avantajı elde edebilmek için kalite yönetimini bir yaşam tarzı haline getirmeye çalışmaktadırlar. Kalite felsefesi Kalite, felsefe, ekonomi, pazarlama ve üretim yönetimi gibi başlıca dört disipline mensup araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Felsefe, tanımlar üzerinde dururken, Ekonomi, kaliteyi kar maksimizasyonu ve pazar dengesi, pazarlama, satın alma davranışının belirleyicileri ve müşteri doyumu, üretim yönetimi ise mühendislik uygulamaları ve üretim kontrolü açısından irdelemiştir. Kalite felsefesi anlayışının gelişim sürecinde dünya pazarlarında rekabetin artması, işletmelerin sahip oldukları kıt kaynakları mümkün olan en etkin ve verimli biçimde kullanma zorunluluğu Müşteri gruplarının kaliteli ürün ve hizmetlere olan isteminin giderek artması, işletmelerin üret-sat mantığından uzaklaşarak farklılık yaratarak rekabet et anlayışına yönelmesi ve rekabette müşteri memnuniyetinden kaynaklanan üstünlüğün son derece önemli hale gelmesi gibi pek çok etken rol oynamıştır. Geleneksel anlamda yaklaşıldığında kalite kavramı standartlara uyum ya da fonksiyonlara uygunluk olarak ele alınmaktadır. Ancak günümüzde kalite kavramı bu tanımlara sığmayacak derecede yeni boyutlar kazanmıştır. Kalite kavramı artık kalite müşterinin istediğidir şeklinde çağdaş bir anlam ifade etmektedir. Bu tanım odak noktasını işletmenin hem içinde hem de dışında bulunan müşterilere doğru taşımaktadır. Bir işletmenin istenilen kalite düzeyinde ürün veya hizmet sunabilmesi için iç müşteri konumunda bulunan çalışanlarına verdiği hizmette yüksek bir kaliteye sahip olması gerekmektedir. İşletme kalitesi, faaliyet gösterdiği alanda müşteri tarafından en iyi olarak tanınmak amacıyla hem iç hem de dış müşterilerinin beklentilerine yönelik ve hizmet kalitesini yüksek bir düzeyde algılamalarına yardımcı olacak biçimde daha güvenilir bir hizmet sunma becerisine sahip olmaktır. Kalite kavramı ve anlayışının odak noktası, ürün kalitesinden, süreç kalitesine ve oradan da ilişki kalitesine doğru gelişmektedir. Kalite felsefesinin ilkeleri Kalite felsefesinin ilkeleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. Müşteri odaklılık, süreçlerin yönetimi ve sürekli süreç denetimi. Tam katılım anlayışı, müşteri odaklılık, Norici Kano, kaliteyi tanımlamak amacıyla zorunlu kalite ve cazip kalite olmak üzere iki boyutlu bir model geliştirmiştir. Zorunlu kalite, müşterinin üründen mutlak beklentilerini ifade eder. Eğer bu karşılanmazsa müşteri tatmin olmaz. Cazip kalite ise müşterinin beklemediği ve talep etmediği ve hakkında önceden fikir sahibi olmadığı özellikler ve bu tür özelliklerin geliştirilmesiyle ilgilidir. Cazip kalite belli bir süre geçtikten sonra müşterinin bu özelliği benimsemesi ve talep etmeye başlamasıyla zorunlu kaliteye dönüşür. Toplam kalite anlayışı, her iki boyuttaki kaliteyi de içeren bir ürünü ve hizmeti öngörür. TKY'nin bu öğesi, etkili olarak uygulanması zor olmakla birlikte, uzun dönemde işletmeye en çok katkı sağlayacak bir ilke olarak kabul edilmektedir. Çünkü günümüz rekabet koşullarında müşteriyi kazanan, tatmin eden ve elinde tutan kuruluşun pazarda kalıcı olma şansı bulunmaktadır. Osmanlı döneminde müşteri odaklı olmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla görev yapan loncalar oluşturulmuştu. Bu loncaların görevi satın alınan bir malın üretim hatası nedeniyle iade edilmek istenmesi durumunda müşteri ile üretici arasında arabuluculuk yapmaktı. Pabucu dama atılmak deyimi bu dönemde lonca üyesinin üretim hatası sebebiyle müşterinin iade etmek istediği ürünü, ayakkabıyı değişim yapmayı kabul etmeyen üreticinin dükkanının damına atmasından gelmektedir. Süreç yönetimi ve sürekli süreç denetimi, tüm çalışanların katılımı ile sağlanan sürekli süreç geliştirme ilkesi, TKY'nin temel felsefesi olan Kaizen'in sürekli geliştirme yaklaşımının işletme içinde hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir. Süreç geliştirmede temel amaç, süreç değişkenliğinin azaltılması, sıfır hataya ulaşmanın hedeflenmesi ve süreç süresinin azaltılmasıdır. Süreçlerdeki değişkenlik azaldıkça, bu değişkenlikten kaynaklanan hatalar azalmakta ve ürün kalitesi artmaktadır. TKY'de bir diğer ilke de süreçlerin yönetimidir. TKY, tüm birimleri ilgilendiren ve birimler arası karmaşık süreçlerle oluşan kalite maliyet hız öğelerinin, Etkili bir iletişimle ancak tepe yöneticisinin liderliğinde yönlendirilebileceği gerçeğinden hareketle bir yönetim sistemi oluşturmaktadır. Ürünün ilk anda ve doğru olarak yapılmasını sağlamak için üretim zinciri içinde yer alan her bölüm bir sonraki bölümü müşteri olarak kabul eder. Bu yaklaşıma göre üretim bölümü satın almanın müşterisi, pazarlama ise üretimin müşterisidir. Kalitede mükemmellik ancak bu zincir içinde yer alan her bir birimin kendine düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirmesiyle sağlanır. Süreçler bizzat yürütenler tarafından denetlenmekte ve haksız, öznel suçlamaların neden olduğu çatışma yerine olumlu işbirliğinin koşulları doğmaktadır. Tam katılım, işletmeleri yeniden yapılanmaya zorlayan nedenler arasında yer alan küresel rekabet ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler işletmeleri klasik dikey örgütlenme biçiminden yatay örgütlenme doğrultusunda bir değişime ve onun gerektirdiği yönetime katılıma yönlendirmektedir. Tam katılımın sağlanması kalite yönetimi anlayışı içerisinde çalışanların motivasyonu açısından büyük bir önem arz etmektedir. Maslow'un gereksinimler hiyerarşisinde önemli bir yer tutan insanın başarma, başka insanlar tarafından beğenilme, takdir edilme ve toplumda önemsenen bir konuma sahip olma gereksinimi, tam katılımın, oluşmasında ve gelişmesinde en önemli etkenler arasında yer almaktadır. TKY'de tam katılımının hedefi işletmedeki her birey için hem düşünmenin hem de uygulamanın birleştirilmesidir. TKY'de tam katılım anlayışında iki önemli unsur söz konusudur. Bunlardan biri tüm TKY çalışmalarında üst yönetimin liderliği, diğeri de takım çalışması ve ruhunun oluşturulmasıdır. TKY sisteminin ayrılmaz bir parçası olan kalite çemberleri, çalışanların yaratıcı gücünden yararlanarak ve başta kalite olmak üzere işletme ile ilgili her türlü fonksiyonun geliştirilmesi ve sorunların çözülmesi fonksiyonunu en alt kademelere indirerek, insana verilen önemi ortaya koymakta ve katılımcı yönetimi sağlayan bir mekanizma oluşturmaktadır. İşletmelerde TKY çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi, çalışanların kalite kültürüne ve felsefesine ne kadar hazır ve istekli oldukları ile yakından ilgilidir. Kalite felsefesinin gelişimine katkıda bulunanlar. F W Taylor ve Felsefesi, 1856 ila 1915, endüstriyel organizasyonlardaki kalifiye olmayan işçilerin çalışmalarını iyileştirmede yeni yaklaşımlar kullanılması teşebbüsünü ortaya atan ilk uygulayıcılardan biri olarak tanınmıştır. Bazı temel kavramları sistematik bir yaklaşımla iş gücüne uygulayarak, bilimsel yönetimin babası, ünvanını almıştır. Bilimsel yönetimin prensipleri adlı kitabında Taylor yönetim teorisinin birkaç özelliğini şöyle açıklamıştır. Günlük bir görev, her organizasyondaki her çalışan açıkça tanımlanmış ve yerine getirilmesi tam gününü alacak geniş bir göreve sahip olmalıdır. Standart şartlar, çalışanlar görevlerini yerine getirmek için standart araç ve şartlara sahip olmalıdır. Başarı için ödüllendirme, görevin başarı ile tamamlanması halinde anlamlı ödüller verilmelidir. Başarısızlık için cezalandırma, görevin tamamlanmasındaki bir başarısızlık kişisel olarak cezalandırılmalıdır. Geniş ve karışık organizasyonlardaki görevler, yetenekli ve becerikli işçiler gerektirecek şekilde zor olmalıdır. W. A. Şevart ve Felsefesi, 1891 ila 1967, Şevart imalatın her aşamasında değişimlerin var olduğunu, fakat numune alma, olasılık analizleri gibi bazı basit istatistiksel tekniklerin uygulanması ile bu değişikliklerin yapısının ve nedenlerinin anlaşılabileceğini göstermiştir. W Edwards Deming ve Felsefesi, 1900 ila 1993, Deming mamul ve servis kalitesinde varyasyona katkısı olan, genel ve özel nedenleri birbirinden ayırmayı ve böylece kalite geliştirme görevini yönetici ve işçi arasında doğru şekilde paylaştırmayı hedeflemiş ve problemlerin kesin teşhis ve tedavisinin, sistemin istatistiksel olarak iyi anlaşılması ile mümkün olduğuna inanarak istatistiksel kalite kontrolünü şiddetle savunmuştur. İşçi doğrudan kendi kontrolü altındaki olaylar ve faaliyetler nedeniyle oluşan, özel, bazı problemlerin çözümlenmesinden sorumludur. İşçinin iş süresi içinde oluşacak bütün, özel, varyasyonları gidererek işlem stabilitesine ulaşmasına rağmen, ürün hala kabul edilemez nitelikte ise, bu durumda Deming, yönetimin sistemi yeniden tasarlamasını ve, genel, problemlerin ortadan kaldırılmasını tavsiye etmektedir. Ayrıca Deming, kalite yönetimini bir süreç olarak görmüş ve PUKÖ -E döngüsü, planla uygula kontrol et önlem al döngüsü, kavramını kalite felsefesine kazandırmıştır. J. M. Juran ve Felsefesi, 1904 ila 2008, Shevart'ın çalışmalarını yakından takip etmiş ve diğer istatistiksel yaklaşımların telefon ekipmanları üretimine uygulanması çabalarına şahsen katılmıştır. 1954 yılında Japonya’yı ziyaret etmiş ve Demin gibi oda ürünlerini dünya pazarlarına ihraç edebilmelerini sağlamak için endüstrilerinin tekrar yapılanması görevini üstlenen Japon liderine yardımcı olmuştur. Japonya’da kalite kontrolün ve ABD Japon dostluğunun geliştirilmesine katkılarından dolayı Japon İmparatoru tarafından kutsal hazine nişanı ile ödüllendirilmiştir. Juran, o zamana kadar organizasyonların finans yönetiminde kullanmakta olan üç ana esas yönetim sürecini ele alarak, finansal planlama, finansal kontrol, finansal geliştirme, bunları kalite yönetimine uygulamıştır. Juran, kalite kontrolün işletmenin yalnızca alt düzeylerinde uygulanacak bir teknik olmayıp bir yönetim tekniği ve felsefesi olduğu yaklaşımını yaygınlaştırmış, diğer bir deyişle, işletme için önemli bir strateji olduğunu vurgulamıştır. P. B. Krobi ve felsefesi, 1926 ila 2001, 1979 yılında yayınlanan ve çok satan Kalite Ücretsizdir adlı kitabı ile üne kavuşmuştur. Bir hükümet politikası haline gelen sıfır hata programını başlatarak füze üretiminde imalat hatalarının azaltılmasında önemli başarılar kazanmıştır. Krobi, sıfır hata, programlarını uygulamaya teşebbüs eden diğer bazı kuruluşların daha az başarılı olmasını katılımcı yönetimdeki yetersizliklere bağlamaktadır. Krobi'nin kalite yaklaşımı kendi deyimiyle mutlak olan dört esastan oluşmaktadır. Kalite mükemmellik değil, ihtiyaca uygunluktur. Kalite sistemi, ilk defada doğruyu yapmak, üzerine kurulmalı, kontrol ve tasnif edici değil, önleyici olmalıdır. Standart performans sıfır hata olmalıdır. Kalitenin ölçümü kalitenin maliyetidir. Crosby'nin iki mutlak şartı, sıfır hata ve kalite maliyeti kavramlarının uygulanması özellikle zor olmuştur. Bu iki kavram çok genel bir kabul görmemiş ve birçok işletme bu uygulamada başarısızlıkla karşılaşmıştır. Kroby'e göre bu başarısızlıklar kavramların geçerlilik derecesini yansıtmaz, ancak üst yönetimin bu kavramları doğru şekilde uygulamadaki başarısızlıklarını yansıtır. A. V. Feigenbaum ve Felsefesi, Doktor. Armand V. Feigenbaum, kalite sorumluluğunun üretim bölümünün çok daha ötelerine kadar uzandığı yaklaşımını geliştirerek dünyadaki kalite çabalarına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Ürünlerin kötü tasarlanması, yetersiz dağıtılması, yanlış pazarlanması ve müşterilerin kullanımına düzgün destek verilmemesi halinde imalatta kalitenin elde edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Feigenbaum'un kaliteden tüm birimlerin sorumlu olduğu yolundaki fikri geliştirilerek toplam kalite kontrolü olarak kabul edilmeye başlanmıştır. K Işıkava ve Felsefesi (1915-1989) Deming ve Juran'ın öğrencisi olan Işıkava, Kalite Çemberlerinin kurucusudur. Toplam kalite ve onun bir parçası olarak kurulan kalite çemberlerini bir formasyon olarak ortaya koyan Işıkava yaklaşımının en önemli özelliği, temel hedeflerin müşterilerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye yönelik olmasıdır. Gönüllülük, süreklilik, tam katılım ve ödüllendirme gibi ilkeleri olan kalite çemberleri, bir işletmede aynı sahada çalışan benzer işleri yapan, düzenli aralıklarla toplanarak kendi işleri ile ilgili sorunları tespit eden, inceleyen, çözen ve gönüllü katılımın esas alındığı çalışma gruplarıdır. Kalite Yönetim Sistemleri Dersi 3. Ünite Özeti. Kalite yönetim sistemlerinde temel kavramlar, kalite kontrol, kalite güvence ve kalite iyileştirme. Kalite kontrol. Kalite kontrol Ürün veya hizmetlerin belirlenen standartlara ve gerekliliklere uygunluğunu denetlemek amacıyla gerçekleştirilen doğrulama faaliyetleri ile bu faaliyetler sırasında kullanılan yöntem ve araçların bütünüdür. Kalite kontrol, kalitenin sürekli denetim altında tutulmasını amaçlar. İlk örnekleri üretim sektörüne yönelik olarak ortaya çıkmış olmakla birlikte, günümüzde hizmet alanında da yaygın şekilde uygulanan bir kalite sağlama aracıdır. Ürün hizmet üreten kuruluşlar kalite kontrol uygulamaları sayesinde müşteri beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetleri en ekonomik koşullarda üretip bunları müşteriye en düşük fiyatlarla sunmayı amaçlarlar. Kalitesiz ürünler veya hizmetler kuruluşların zaman, para ve itibar kaybetmesine, çalışanların motivasyonlarının düşmesine neden olur etkili şekilde gerçekleştirilen kalite kontrol masrafları, kalitesiz ürün veya hizmetlerin neden olacağı zararlarla kıyaslandığında çok daha düşüktür. Toplam kalite yönetimi, TKY, anlayışına göre kalite maliyetleri, önleme maliyetleri, ölçme ve değerleme maliyetleri, iç kalitesizlik maliyetleri ve dış kalitesizlik maliyetleri olmak üzere dört temel kategoride toplanır. Önleme maliyetleri, sistem kurulumu ve personel eğitimi gibi giderler içerdiğinden ilk başta yüksek olmakla birlikte, uzun vadede ölçme ve değerleme maliyeti, iç kalitesizlik maliyeti ve dış kalitesizlik maliyetlerinin önemli ölçüde azalmasını sağlar. Zaman içinde kalite kontrolü yapabilmek için farklı teknikler uygulanmış ve bu uygulamalar sırasında tespit edilen yetersizlikler iyileştirilerek kalite kontrol felsefesi sürekli geliştirilmiştir. Modern kalite kontrol anlayışı, 1900'lü yılların ilk yarısında olduğu gibi sadece nihai ürüne veya hizmete odaklı olmayıp, o ürün veya hizmetin ortaya çıkışındaki tüm aşamalar boyunca uygulanan ve süreçlere odaklanan bir yaklaşımdır. Kalite kontrolün tarihsel gelişimi üç başlık altında incelenebilir: Muayene dönemi, istatistiksel kalite kontrol dönemi, toplam kalite kontrol dönemi. Muayene dönemi, muayene, belirlenmiş özellikleri taşımayan ve standartlara uygun olmayan kötü ürünlerin ayıklanması ve mümkün olduğunda düzeltilmesini içeren bir kontrol mekanizması olarak kullanılmıştır. Böylelikle müşteriye hatalı ürünlerin sunulması engellenmektedir. Muayene yöntemi günümüzde hala uygulanmakla birlikte İlk ortaya çıktığı ve yaygın olarak kullanıldığı dönemlerde olduğu gibi kalite sorunlarının temel çözümü olarak görülmemekte ancak çok geniş bir yelpazede başka sistemlerle birlikte uygulanabilecek yöntemlerden sadece bir tanesi olarak değerlendirilmektedir. Muayene yönteminin üretimin sonunda gerçekleştiriliyor olması başlangıç ve ara süreçlerde meydana gelebilecek hataların tespit edilmesini olanaksız kılmıştır. Ayrıca muayenecilerin eğitimlerinin ve becerilerinin ortaya çıkan bazı teknik sorunları anlamada yetersiz kalması, yüksek ürün sayısı karşısında muayeneci sayısının yetersizliği gibi sebepler bu dönemde üretim kalitesinin kontrol sürecini sekteye uğratmıştır. Böylelikle ürünlerin denetlenip kabul edilmesinden daha çok bu hataların önlenmesi gerekliliği başka bir deyişle modern kalite kontrol yönetimi de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Üretim hacimlerinin arttığı ve seri üretimlerin gerçekleştiği günümüzde nihai ürünlere odaklanan muayene yöntemi yeterince etkin bir kalite sağlama aracı değildir. İstatistiksel kalite kontrol dönemi, muayene alanındaki yetersizliklerin giderilmesi için yapılan çalışmaların en önemlilerinden biri, muayenenin son kontrollerden ara ve başlangıç süreçlerindeki ürün ve üretim kontrollerini de içerecek şekilde genişletilmesidir. Bu yaklaşım hataların önceden tespit edilebilmesine de olanak sağlamıştır. 1920'li yıllarda ABD'de General Electric şirketinde istatistiksel yöntemlerin mayene ek olarak kalite kontrolünde kullanılması da önemli bir dönüm noktası olmuştur. Doktor Walter A. Shevart, 1931 yılında yayınlanan Sanayi Ürünlerinin Kalitesinin Ekonomik Kontrolü (Economic Control of Quality of Manufactured Product) isimli kitabında kalite kontrolde istatistiksel yöntem uygulamalarının temellerini ortaya koymuştur. Shewhart, üretim süreçlerinin tamamında değişkenliğin söz konusu olduğunu gözlemlemiştir. Nihai ürünün olduğu kadar üretimin de süreçler boyunca kontrol edilmesi ve üretimdeki değişkenliğin giderilmesine yönelik önlemlerin alınması hatalı ürün sayısının azalmasına yardımcı olacaktır. Bu gözlemlere bağlı olarak süreçlerdeki değişkenliğin rastlantısal mı yoksa belirli bir nedene mi, kalibrasyonu bozuk teçizat, hatalı işçilik ve benzeri bağlı olduğunu tanımlayabilmek amacıyla Shewhart 1924 yılında bugünkü modern kalite kontrol diyagramlarının ilk örneklerini oluşturmuştur. Bu diyagramlarda ürünler için belirlenen kalite standartlarına ait tolerans değerler belirtilmiştir. Tolerans değerler, değişkenlik gösteren ürünlerin kabul edilebilir alt ve üst sınırlarını ifade etmektedir. Alt ve üst sınırlar kontrol sınırları olarak adlandırılmaktadır. Chevart'ın geliştirdiği istatistiksel örnekleme yöntemiyle her bir ürünü ayrı ayrı kontrol etme gerekliliği ortadan kalkmıştır. Bunun yerine, yığın içerisinden o ürün grubunu temsil edecek numuneler alınmakta ve kontrol edilmektedir. Bu sayede zamandan, iş gücünden ve paradan önemli ölçüde tasarruf edilmesinin yanı sıra, daha önceleri kalite kontrolün uygulanması zor olan, kontrol sırasında tahrip olan ürünlerin kontrolünde de kolaylık sağlanmaktadır. Günümüzde en sık uygulanan istatistiksel kalite kontrol teknikleri arasında histogram, akış diyagramı, neden sonuç diyagramı, kontrol diyagramı, Pareto diyagramı ve benzeri sayılabilir. Deming, Shevart'ın bazı yaklaşımlarını geliştirerek yaptığı sentez çalışmaları sonucu bugün Shevart döngüsü, Deming döngüsü veya PUKO döngüsü gibi isimlerle adlandırılan tekniği ortaya koymuştur. Toplam kalite kontrol dönemi, kalite kontrol uzmanı Feigenbaum, 1961 yılında yayınlanan toplam kalite kontrolü, Total Quality Control, isimli kitabıyla kalite kontrolünü çok daha ileri bir seviyeye taşımıştır. Figenbaum toplam kalite kontrolünü, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayabilecek en ekonomik ürün ve hizmetlerin üretilmesini sağlamak üzere, kuruluştaki farklı gruplar tarafından gerçekleştirilen kalite geliştirme, bakım ve iyileştirme çabalarının entegrasyonu ve koordine edilmesine yönelik etkili bir sistem olarak tarif eder. Toplam kalite kontrolünde istatistiksel yöntemler, daha önceki dönemlerde olduğu gibi kalite kontrol araçları olarak kullanılmakla birlikte bunlar artık kalite kontrolün temeli değil, sadece bir parçasıdır. Ayrıca klasik kalite kontrol yaklaşımında kalite kuruluşlardaki kalite departmanlarının sorumluluğunda ve kalite kontrol kalite departmanları ve bu işin uzmanlarınca gerçekleştirilirken toplam kalite kontrol yaklaşımında kalite yönetimin sorumluluğundadır ve kuruluşun her seviyesindeki çalışanın kalite kontrol sistemine farklı düzeylerde dahil edilmesi söz konusudur. Müşteri memnuniyetinin sürekli iyileştirilmesi toplam kalite kontrolün temelindedir. Bunu sağlamak için sadece muayene, kötü ürünlerin ayıklanması veya istatistiksel yöntemleri kullanmak yeterli değildir. Gerçek kalite kuruluşun bütünündeki üretim, yönetim, insan kaynakları, tedarikçiler, dış etmenler gibi tüm unsurlar ve süreçlerin etkileşimi sonucu oluşmaktadır. Dolayısıyla kalite kontrolünün de sadece üretimi değil, Kuruluştaki diğer süreçler boyunca kontrol tekniklerini de içerecek şekilde genişletilmesi önemlidir. Toplam kalite kontrol yaklaşımı, TKY'nin ortaya çıkışında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Kalite kontrol uygulaması genel hatlarıyla aşağıda belirtilen sıra izlenerek gerçekleştirilir. Kontrol konusunun belirlenmesi, ürünün, hizmetin veya sürecin her bir özelliği kontrol edilmesi gereken ayrı bir konudur. İlk aşamada neyin kontrol edileceğinin belirlenmesi gerekir. Ölçüm çerçevesinin belirlenmesi, ölçüm birimi, ölçüm yöntemi, ölçüm sıklığı, ölçüm ekipmanları, raporlama yöntemleri, ölçümden sorumlu kişiler, birimler belirlenir. Performans hedeflerinin, standartların belirlenmesi, kontrol edilecek her bir özelliğe ait standartın ayrı ayrı belirlenmesi gereklidir. Müşteri tarafından talep edilen ve müşteri diliyle ifade edilen kalite özellikleri gerçek kalite karakteristikleri, bunların üretici diline çevrilmiş hali ise ikame kalite karakteristikleri olarak adlandırılır. Performansın ölçülmesi, standartlarla karşılaştırma yapılması, ölçülen gerçek performans sonuçları performans hedefleriyle karşılaştırılır ve aralarındaki farklılıklar ortaya konur. Bu aşamada istatistiksel yöntemlerden sıklıkla yararlanılır. Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi, belirlenen performans hedeflerine, standartlara ulaşılamadığı takdirde ortaya çıkan bu farklılığın giderilmesini sağlayacak önlemler belirlenir. İyileştirmelerin yapılması. Kalite kontrol uygulamaları, ürün veya hizmetin üretilmesine girdi teşkil edecek etmenler, üretim sırasındaki tüm işlemler ve ürün, hizmet üretildikten sonraki aşamalar boyunca uygulanmalıdır. Yeni tasarım kontrolü, üretim hizmet öncesinde kalite standartlarının belirlenmesi çalışmalarını içerir. Bir ürün veya hizmet tasarlamanın ilk basamağı hedef kitlenin, müşteri kitlesinin belirlenerek o ürüne, hizmete yönelik beklenti ve ihtiyaçların tespit edilmesidir. Daha sonra mevcut ve potansiyel teknolojiler, yöntemler ve insan kaynakları göz önüne alınarak tasarım gerçekleştirilir, prototip üretimi veya pilot uygulama gerçekleştirilir. Ortaya çıkan ürün veya hizmetin belirlenen kalite standartlarını ve hedef kitlenin beklentilerini karşılama düzeyi farklı yöntem ve geri bildirimler vasıtasıyla ölçülür, gerekirse ürün veya hizmette iyileştirmeler yapılır. Tüm bu süreçler boyunca kalite kontrolü yapmak, en başta ürünün, hizmetin uygun ve hatasız tasarlanması için önemlidir. Gelen malzeme kontrolü Üretimde hizmette girdi olarak kullanılan her türlü malzemenin belirlenen kalite standartlarına uygunluğunun kontrolü ve standartları sağlayan girdilerin kabulünü içerir. Ürün hizmet kontrolü üretim sırasındaki çeşitli aşamalar boyunca ve ürün hizmet oluştuktan sonra belirlenen kalite standartlarına uygunluğun kontrol edilmesi çalışmalarını içerir. Kontrol sonuçları ve geri bildirimler her zaman ürünün veya hizmetin kalitesinin iyileştirilmesi ve gerekirse yeni ürün veya hizmetlerin tasarlanması için kullanılmalıdır. Toplam kalite kontrolde kuruluşun dışındaki süreçler de dahil olmak üzere ürün, hizmet kalitesine etki edecek tüm süreçler boyunca kalite kontrolün yapılması gereklidir. Bu da özel süreç kontrolü olarak adlandırılır. Kalite güvence Kalite güvencesinin ISO 8402 kalite sözlüğündeki tanımı, ürün ya da hizmetin kalite için belirlenmiş gereklilikleri karşılamasında yeterli güveni sağlayacak planlı ve sistematik çalışmaların toplamı şeklinde yapılmaktadır. Kalite güvencede kurumlar yapılan işlerin hem tasarım hem de uygunluk açısından yeterli olduğunu denetleyecek bir sistem kurmayı amaçlar. Kalite güvencesinin temel özellikleri arasında kalite el kitapları, prosedürler, talimatlar, kalite planları ve kalite denetimleri sayılabilir. Kalite kontrol ile kalite güvence arasındaki en temel fark, kalite kontrolün muayene, kalite güvencesinin ise önleme temelli olmasıdır. Toplam kalite kontrol ise çok daha geliştirilmiş bir kalite sağlama aracı olup hem kalite kontrol hem de kalite güvence yöntemlerini önemli araçlar olarak kullanır. Bunun yanı sıra, toplam kalite kontrolü, kalite güvencesine göre toplam kalite sağlamada katma değer sağlamayan süreçlerin bertaraf edilmesine olanak veren daha uzun vadeli çözümlerin geliştirilmesini mümkün kılar. Toplam kalite kontrol ve kalite güvence kalite iyileştirme ile birlikte TKY'nin gelişmesinde etkili önemli kavramlardır. Kalite güvencesi uygulamaları ve standartları askeri alandaki ihtiyaç ve yüksek kalite beklentileri sonucu tetiklenerek hızla gelişmiş ve pek çok alana yayılmaya başlamıştır. ABD savunma amaçlı temin ettiği malların kalitesini garanti altına almak amacıyla ilk kez MIL-Q-9858 adında bir sistem oluşturmuştur. Üretimi tamamlanmış bir savaş ekipmanının muayene yöntemiyle kalitesinin kontrol edilmesi özellikle savaş sırasında çok önemli kayıplara neden olmaktaydı. Dolayısıyla daha üretim öncesinde belirli kalite güvence standartlarının belirlenmesi ve üretimin bu standartlara uygunluğunun garanti altına alınması gerekmekteydi. Kalite güvencesi alanındaki bir diğer önemli gelişme ise 1960'larda NASA'nın kendi tedarikçileri için kalite sistem gerekliliklerini belirlemesi olmuştur. AQAP Müttefik Kalite Güvence Yayını, Elite Quality Assurance Publication, üye ülkeler için bir kalite güvence sistemi ortaya koymuş ve MIL-Q-9858'in yerini almıştır. Bunlar ISO 9000 kalite yönetimi ve kalite güvencesi standartlarının da temelini oluşturmuştur. Standartizasyon, belirli bir faaliyet ile ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere ilgili bütün tarafların yardımı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma veya koyulan bu kuralları uygulama işlemidir. 1987 yılında oluşturulan ISO 9000 serisi uluslararası düzeyde kabul edilebilir ve tanınır bir kalite güvence sisteminin oluşturulmasını hedeflemiştir. Günümüzde kalite güvencesi denince akla ilk gelen ISO standartları olmakla birlikte ISO standartları kalite güvencesi sağlamaya yönelik tek yöntem değildir. ISO'dan farklı olarak pek çok kuruma özel, sektöre özel, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası standartlar ve uygulamalar mevcuttur. Örneğin günümüzde ön lisans Lisans ve lisansüstü programların akreditasyonlarının yapılması yoluyla yüksek öğretim alanında kalite güvencesi sağlanmaktadır. Kalite güvencesinin tasarımdan başlayarak ürünlerin, hizmetlerin sunumları sonrasındaki hizmetlere kadar tüm çevrimler boyunca pek çok öğeyi kapsaması gereklidir. Kalite güvencesi de toplam kalite kontrol gibi yönetimin sorumluluğundadır ve başka bir kişiye devredilemez. Etkili bir kalite güvence sisteminin kurulması için politikaların, süreçlerin, prosedürlerin, işlerin yapılmasına ilişkin talimatların, görev ve sorumlulukların belirlenmesi, hedeflerin koyulması, iyileştirmelerin planlanması ve sonuçların düzenli şekilde kayıt altına alınarak raporlanması önemlidir. Tüm bu uygulamaları yerine getiren firmalar kurdukları kalite güvence sistemlerini belgeleme yoluna gitmekte, bir başka deyişle akredite olmaktadırlar. Akreditasyon bir kuruluşun faaliyetlerinde asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarını sağladığını güvence altına almak için işletilen süreçtir. Kalite güvence sistemlerinin oluşturulmasında dikkate alınacak başlıca adımlar aşağıda özetlenmiştir. Kalite güvence gerekliliklerinin belirlenmesi, kalite güvence sistemine neden gerek duyulduğu, kapsamının ne olması gerektiği ve sistem gerekliliklerinin temel çerçevesinin nelerden oluşacağı gibi konulara açıklık getirilir. Yöneticilerin ve personelin eğitimi. Organizasyon, organizasyon dahilinde çalışanların sorumlulukları da belirlenip işletmedeki her bölümden temsilcilerin seçilmesi gereklidir. Herkes sorumluluğu dahilinde kalite güvence sistemleri içinde mutlaka görev almalıdır. Esas sorumluluk üst yönetimdedir. Ön değerlendirme öncelikle mevcut durumun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için iç denetimlerin gerçekleştirilmesi veya öz değerlendirmelerin yapılması mümkündür. Bu amaçla iç tetkik prosedürleri, anketler veya farklı analizler uygulanabilir. Kalite planlama, ön değerlendirme ile saptanan mevcut durum verileri planlamalar için önemli girdi teşkil eder. Bu aşamada hedefler, yapılacak faaliyetler ve aşamaları, sorumlular, kaynaklar, maliyetler, zaman çizelgeleri ve benzeri belirlenmelidir. Uygulama ve değerlendirme, yapılan plan dahilinde işletmenin kalite politikasına uygun olarak kalite güvence sistemi oluşturma çalışmaları başlatılır. Uygulamaların belirli aralıklarla değerlendirilmesi gereklidir. İç denetim, iç denetimin temel amacı, yapılan çalışmaların ve kurulan sistemin ne derece etkili olduğunun, hedeflere uygunluğunun ve varsa sistem gerekliliklerini iyileştirmek için kullanılabilecek fırsatların belirlenmesidir. Bu sayede, tarafsız bir dış denetim öncesinde kuruluşun kendini sınaması ve dış denetim için hazır hale getirmesi sağlanmış olur. Dış denetim, kuruluş tarafsız ve bağımsız bir ekip tarafından denetime tabi tutulur. Bu denetim, kalite güvence sistemlerini bilen ve kuruluşun faaliyet alanıyla ilgili tecrübesi olan kişilerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmelidir. Sürekli iyileşme, elde edilen kalite düzeyinin korunması yeterli değildir. Artan müşteri beklentileri ve zorlaşan rekabet koşullarına paralel olarak kuruluşların kendi süreçlerini sürekli iyileştirmesi ve kalite güvence sistemlerini de geliştirmesi önemlidir. Kalite iyileştirme, müşteri beklentilerinin ve rekabetin artmasıyla birlikte değişen kalite ve yönetim anlayışı sistemli iyileştirmelerin planlanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. TKY felsefesinin önemli bileşenlerinden birisi sürekli iyileştirmedir. Kalite Tepe noktası görünmeyen bir tırmanma platformu gibidir. Tepeye ulaşmak hiçbir zaman mümkün olmasa da tırmanmaya devam etmek ve çeşitli kademelerde iyileştirmeler yapmak gerekmektedir. Her iyileştirme ile beklentileri karşılama düzeylerinin artması, verimin yükselmesi, masrafların azalması, hataların en aza indirilmesi, toplam performansın artması, çalışan motivasyonunun yükselmesi gibi çeşitli sonuçlar elde edilmesi arzulanır. Sürekli iyileştirme yaklaşımında sadece üretim ve üretime konu olan süreçler değil, bir kuruluşun tüm çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, işbirlikleri, etkide bulunduğu çevre ve toplumda göz önüne alınmalı ve değerlendirilmelidir. İyileştirme beraberinde yenilik ve yaratıcılık da getirir. Geleneksel Amerikan yaklaşımında, kalite iyileştirmeleri çok geniş kapsamlıdır. Örneğin, bir işletmede hakim olan organizasyon yapısı bütünüyle değiştirilebilir. Japon yaklaşımında büyük bir değişim yerine daha küçük ölçekli ama sık sık yapılan iyileştirmelerin daha faydalı olacağı kabul edilmektedir. Sürekli iyileşme sağlamak için farklı seviyelerde oluşturulan çalışma ekiplerinden faydalanılır. Bu ekiplerin çalışması yönetim tarafından desteklenir ve cesaretlendirilir. Bu sürekli iyileştirme felsefesi Japonlar tarafından Kaizen olarak adlandırılır. Kalite iyileştirmede sıklıkla kullanılan yöntemler arasında PUKÖ döngüsü, beyin fırtınası, kalite çemberleri, öneri sistemleri, toplam üretken bakım, 6 sigma, yalın üretim ve kıyaslama sayılabilir. Kalite yönetim sistemleri dersi 4. ünite özeti. Kalite yönetim teknikleri. Kalite ve yönetim tekniklerinin önemi. Kalite yönetim tekniklerinin amacı, müşteri memnuniyetini sağlamak, kalite düzeyini iyileştirmek ve rekabet üstünlüğü sağlamaktır. Yeniden üretimi ortadan kaldırmak ve hata oranlarını düşürmek, işin ilk seferde doğru yapılmasını engelleyen problemleri tanımlayıp bunları çözmekle mümkün olacaktır. Kalite yönetim teknikleri kapsamında problemlerin tanımlanması, analiz edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik sistematik teknikler ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Problem çözme metodolojisi. Problem, hedeflenen sonuçlara ulaşılmasına engel olan ve ürün veya hizmet kalitesini olumsuz yönde etkileyen olaydır. Problem çözme metodolojisinin temelde üç aşaması vardır. Problemin tanımlanması, problemin analizi, iyileştirme, problemin tanımlanması, problem genel ifadelerle değil, problemin bütününü yansıtacak ve olayı gerçek anlamıyla anlatacak şekilde tanımlanmalıdır. Problemin tanımlanması, Aynı zamanda problemin sınırlarının da belirlenmesini sağlayacaktır. Problemin tanımlanması aşamasında kullanılan bazı temel kalite tekniklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Akış diyagramı, beyin fırtınası, sebep sonuç diyagramı. Akış diyagramı, akış diyagramı bir sürecin tüm temel adımlarının ve bu adımların birbirleriyle ilişkilerinin şematik olarak ifade edilmiş halidir. Akış diyagramı oluştururken bazı sembollerden faydalanılır. S, 78, şekil 4. 3. Akış diyagramında süreç adımları ve karar noktaları belirtilerek süreç içinde öngörülen aşamaların kontrollü şekilde yerine getirilmesi amaçlanır. Akış diyagramları kullanılarak sorunların potansiyel kaynakları ve hangi aşamalarda meydana geldikleri tespit edilebilir. Beyin fırtınası, beyin fırtınası, bir grup kişinin bir araya gelerek belli bir problemle ilgili görüş ve fikirlerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın belirttikleri bir çalışmadır. Beyin fırtınası tekniğinde izlenen temel aşamalar söz konusudur. Konunun seçilmesi aşamasında üzerinde fikir üretilecek problem veya konu açık ve net bir biçimde tarif edilir. 5N1K olarak adlandırılan sorgulama yönteminden yararlanılarak ne, neden, ne zaman, Nerede, nasıl, kim sorularının ayrıntılı biçimde cevaplandırılması sorgulama olarak adlandırılır ve problemin kaynağına inilmesini kolaylaştırır. Kişisel yaratıcılık aşamasında katılımcıların her biri sıra kendilerine geldiğinde akıllarına gelen fikirlerden bir tanesini söyler. Bütün katılımcılar fikirlerinin tamamını söyleyene kadar bu işlem devam eder ve dile getirilen bütün fikirler herkes tarafından açıkça görülebilecek bir yere yazılır. Fikirlerin düzenlenmesi aşamasında tüm fikirler gruplar halinde sınıflandırır ve tekrarlar ortadan kaldırılır. Değişik gruplar altında toplanan fikirler sınıflandırılıp öncelik sırasına koyulur. Sebep-sonuç diyagramı, balık kılçığına benzeyen bu diyagram bir problemi veya sonucu etkileyen sebepleri sınıflandırarak ve ilişkilendirerek açık bir şekilde resimlemek için geliştirilmiş bir problem tanımlama ve analiz yöntemidir her sonuç için muhtemel birkaç ana sebep kategorisi vardır. Bunlar iş gücü, makine, yöntem ve malzeme olmak üzere dört kategori altında özetlenebilir. İdari alanlarda bu kategoriler politika, prosedür, insanlar ve makine, ekipman olarak özetlenebilir. Söz konusu ana faktörleri oluşturan alt kategorilerde belirlenir. Problemin analiz edilmesi. Analiz, eldeki verilerin anlamlı bilgilere dönüşmesi sayesinde problemin ana nedeninin belirlendiği aşamadır. Elde edilen sonuçlar sayesinde iyileştirilmesi gereken adımlar ve odaklanılması gereken konular tespit edilir. Analiz adımında kullanılan bazı temel kalite teknikleri aşağıda verilmiştir. Pareto analizi, histogram diyagramı, kontrol diyagramı, Pareto analizi Pareto diyagramı, problemlerin hangi sıra ile çözüleceğinin belirlenmesinde yardımcı olan dikey çubuk grafiğinin özel bir biçimidir. Pareto analizindeki yaklaşım, hataların %20'sinin sonucun %80'ini etkileyeceği üzerine dayalıdır. Bu yöntem, 19. Yüzyılda yaşamış olan İtalyan iktisatçı ve sosyolog Wilfredo Pareto tarafından geliştirilmiştir. ABC analizi olarak da adlandırılmaktadır. Pareto analizi dikkatlerin ve çabaların problemi gerçekten etkileyen adımlar ve sorunlar üzerine yöneltilmesine yardımcı olur. S 81 Şekil 4. 5. Bu durumda yapılan çalışmaların çözüme etkisi daha hızlı ve yüksek oranda olacaktır. Histogram, histogram elde edilen verileri belirli aralıklara bölerek sınıflandırmak ve bu aralıklara denk düşen tekrarlanma sayısını göstermek amacıyla kullanılan bir diyagram türüdür. Öncelikle veri grubu içindeki en yüksek ve en düşük veri arasındaki fark hesaplanır. Bu fark açıklık değeri olarak adlandırılır. Açıklık değerinin veri aralığı sayısına bölünmesiyle veri grubu genişliği bulunur. Her bir veri grubuna ait veri aralıkları ilgili aralık için en küçük değer ve bu değere veri grubu genişliğinin eklenmesiyle bulunan son değer ile elde edilir. Veri aralıklarına düşen gözlem sayıları belirlenerek histogram diyagramı oluşturulur. Kontrol diyagramı, kontrol diyagramı basit olarak süreç ortalama değerinin her iki yanında istatistiksel olarak belirlenmiş üst, üst kontrol sınırı ve alt, alt kontrol sınırı sınır çizgilerinden oluşan bir hareket diyagramıdır. Bu sınır çizgileri süreç için kabul edilebilir değerlerin alt ve üst sınırlarını belirler. Kontrol sınırlarının dışına çıkılması durumunda süreç kontrol dışında olarak ifade edilir. Mümkün olduğunca sürecin ortalama değere yakın seviyede devam etmesi istenir. Problemin iyileştirilmesi. Problemin tanımlanması ve bu tanıma uygun olarak verilerin analiz edilmesinden sonra gelen aşama problemin iyileştirilmesidir. Problemin iyileştirilmesi aşamasında yapılan analizler sonucu elde edilen çıktılara uygun olarak eylem planları hazırlanır kalite, zaman ve maliyet olumsuzluklarının giderilmesi çok önemlidir. Kalite açısından, meydana gelen hataların, hurda ve yeniden işleme oranlarının iyileştirilmesi öngörülebilir. Zaman açısından, yaşanan beklemeler, zaman kayıpları ve işlem süreleri iyileştirilmelidir. Maliyet açısından ise kullanılan sarf malzemelerin azaltılması gerekir. Problem iyileştirme adımında kullanılan pek çok teknik bulunmaktadır. Bunlar arasında sıklıkla tercih edilenleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. PUKÖ -E döngüsü, kalite çemberleri, muda yaklaşımı, yalın üretim, 6 sigma, kaizen, 5S, PUKÖ -E döngüsü, demin döngüsü olarak da adlandırılan PUKÖ -E döngüsü, planla, uygula, kontrol et ve önlem al aşamalarından meydana gelen bir problem çözme yöntemidir. Planlama adımında hedef ve amaçlar ortaya konur. Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için gerçekçi plan ve öngörülerde bulunulmalıdır. Ürün tasarımı, planlama aşamasına denk düşer. İlk adımda planlanan faaliyetlerin, görev ve sorumluluk verilen kişiler tarafından istenilen şekilde ve zamanlarda uygulama aşamasında gerçekleştirilmesi gerekir. Üretim ve tasarlanan ürünü yapma, uygulama veya üzerinde çalışmayı ifade eder. Kontrol et adımında önceden belirlenen hedef ve amaçlara ne kadar ulaşıldığı tespit edilir. Örneğin satış rakamları müşterinin memnuniyetini gösterir. Eğer, hedeflere ulaşıldıysa yapılan uygulama faaliyetleri kontrol edilir ve standartlaştırılır. Önlem al aşaması planlanan faaliyet öngörüleri ile uygulamalar arasındaki sapmaların nedenlerinin ve bunların iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin belirlendiği aşamadır. Kalite çemberleri, çalışma alanlarında sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla her düzeyden çalışanlar tarafından gönüllü olarak oluşturulan ve düzenli aralıklarla bir araya gelen gruplar kalite çemberi olarak tanımlanır. Kalite çemberleri en az 5 ve en fazla 12 çalışandan oluşur, çalışma konularını kendileri belirler ya da bölüm yöneticilerinin ilan edeceği konularda çalışırlar. Çember üyeleri kendi çalıştıkları alanlarda yaşanan problemleri tespit ederler ve uygun yaklaşım ve yöntemleri kullanarak çözmeye çalışırlar. İşletmedeki aynı ya da farklı birimlerde görev yapan her düzeydeki personel kalite çemberinin bir üyesi olabilir. Kalite çemberlerinin aynı ya da benzer işleri yapan çalışanlardan oluşması seçilen problemin tüm üyeler için ortak olmasını, her üye tarafından kolay anlaşılır ve ortak dille ifade edilir olmasını sağlayacaktır. Muda yaklaşımı, muda, israf anlamına gelir. Bu yaklaşımda iyileştirmeye öncelikle muda ile yani, ürüne, verilen hizmete ve müşteriye doğrudan değer katmayan işlerin ortadan kaldırılması ile başlanır. Muda yaklaşımında ürüne ve müşteriye doğrudan katkısı olmayan işler, yedi kayıp, olarak bilinir. Bu kayıplar aşağıdaki gibidir. Gereğinden fazla üretim, sırada bekleme zamanı, taşıma zamanı, değer katmayan işlemler, beklemeler, hareketler, üretim hataları, yeniden işleme, hurda ve benzeri. Sağ parantez. Yalın üretim, yalın üretim temel olarak doğru yerde, doğru zamanda, doğru işler yapmayı sağlayan, hataları en aza indirmeyi hedefleyen esnek ve gelişmelere açık bir üretim sistemidir. Bu sistemin temel yaklaşımları aşağıdaki unsurlardan meydana gelir. Müşteri odaklılık sürekli iyileşme, süreç, tasarım ve benzeri. Sağ parantez, çalışanların katılımı, ilk seferde doğru üretim sıfır hata, problemin kaynağına inme ve problemleri kaynağında çözme. Hataların minimize edilmesi katma değer sağlamayan tüm faaliyetlerin ortadan kaldırılması ve güvenilir süreçlerin oluşturulması, değerli kaynakların, sermaye, insan, etkin kullanımı, sürekli iyileşme maliyetlerin azaltılması, Kalitenin iyileştirilmesi, verimin arttırılması ve bilgi paylaşımı. Çekme sistemi ürünler son kullanıcı tarafından çekilir, üretici tarafından itilmez. Çekme ilkesi nihai müşterinin belli bir ürün için yaptığı taleple başlar, ürün müşteriye ulaşana kadar geçen tüm aşamaları geriye doğru izleyip her aşamanın bir öncekinden talep etmesiyle üretimi başlatmak şeklinde uygulanır çekme uygulandığında stoklara gerek kalmaz, talepteki değişimlere anında uyum sağlanır. Esneklik birbirinden farklı parçaların etkinlikten ödün vermeden, hızlı biçimde düşük hacimlerle üretilebilmesi. Yalın üretimin başlangıç noktası, değerdir. Üretimde üç tip faaliyet vardır. Müşterinin istediği yönde dönüşümü sağlayan, değer yaratan, faaliyetler, boyama, montaj, dokuma ve benzeri. Sağ parantez. Müşteri açısından anlamı olmayan ancak işin yapılabilmesi için gerekli olan, değer yaratmayan fakat zorunlu olan faaliyetler, kalıp bağlama, ayar, nakliye ve benzeri. Sağ parantez. Bekleme, sayma, sıralama, hata, tamir gibi değer yaratmayan ve kaçınılabilir faaliyetler. Değer akışları incelendiğinde değer yaratmayan faaliyetlerin zamanın ve kaynakların çoğunu tükettiği görülür bu israfların yok edilmesi zaman ve maliyet boyutunda iyileşmeleri getirecektir. Değer akışındaki israflar ayıklandıktan sonra geride kalan değer yaratan aşamaların sürekli akış halinde gerçekleştirilmesini sağlamak yalın üretimin önemli ölçüde tasarruf potansiyeli taşıyan aşamasıdır. 6 Sigma, 6 Sigma kavramı Motorola firması tarafından 1985 yılında geliştirilmiştir. 6 Sigma bir işletme ve yönetim stratejisidir. Yapılan her işte gittikçe daha az hata yapılması ile etkililiği ve verimliliği arttırmayı hedefler. Hatalar azaldıkça ve süreç kabiliyetleri arttıkça sigma düzeyi yükselir. Dolayısıyla süreçlerin sigma düzeyleri yükseldikçe ürün kalitesi yükselmekte ve maliyetler azalmaktadır. 6 sigma, her 1 milyon müşteri olasılığı başına 3, 4'ü aşmayacak kötü müşteri deneyimine karşılık gelmektedir. Bu yaklaşımın uygulanmasında izlenecek 5 temel aşama vardır. Tanımlama aşaması bu aşamada problemler 6 sigma iyileştirme projesi olarak şekillendirilir. Beyin fırtınaları, müşterinin sesi analizleri, balık kılçığı diyagramları, detaylı süreç haritaları, kano analizi gibi araçlar kullanılır. Ölçüm aşaması işletme içinde 6 sigma uygulanacak süreçlerin seçim ve ölçüm aşamasıdır süreçlerin mevcut sigma kalite düzeylerinin ölçülmesi temeldir. Problem çözme teknikleri ve istatistiksel teknikler uygulanılarak 6 sigma kapsamına alınacak süreçlerin mevcut durumları ortaya çıkarılır. Başlıca teknikler, kontrol diyagramları, veri toplam listeleri, temel istatistiksel teknikler, süreç kabiliyet analizleri ve ölçüm yeterlilik analizleridir. Analiz aşaması, 6 sigma kapsamındaki süreçlerin çıktılarını etkileyen tüm faktörler tespit edilir. Bu faktörlerin analizlerinde kullanılan başlıca teknikler arasında detaylı süreç analizleri ve ileri istatistiksel yöntemler yer almaktadır. Geliştirme aşaması, süreçleri milyonda 3,4 hata sayısı düzeyine geliştirme aşamasıdır. Süreçlerin performanslarını etkileyen tüm faktörlerin değişkenlik nedenleri, birbirleriyle etkileşimleri ve süreçler üzerindeki etki düzeyleri deney tasarımı ve simülasyon yöntemleriyle ortaya çıkarılır. Süreç içindeki arzu edilmeyen faktörlerin etkileri minimum seviyeye indirilmeye çalışılır. Kontrol aşaması, iyileştirmelerin 6 sigma düzeyinde kalıcı olması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla süreçlerin standartizasyonu ve kontrolünün yapıldığı aşamadır. Bu aşamada istatistiksel süreç kontrol teknikleri ile süreçlerin performans kabiliyetlerinin sürekliliğinin takibi ve kontrolü gerçekleştirilir. Kaizen, Kaizen sürekli iyileştirme ve daha iyisini yapmak demektir. Japon yönetim anlayışında en önemli kavramlardan olan Kaizen üst yönetim, müdürler ve çalışanlar dahil olmak üzere herkesin katılımıyla gerçekleştirilen sürekli iyileştirmeleri ifade etmektedir. Kaizen'deki temel yaklaşım tek adımda yapılan büyük değişiklikler değil, sürekli yapılan küçük değişikliklerdir. Kaizen süreçlere öncelik tanıyan bir yönetim tarzı ortaya koyar. Çünkü sonuçların daha iyi olabilmesi için önce süreçlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Kaizen'i uygulayabilmek için Pareto analizi, sebep sonuç diyagramı, histogramlar, kontrol diyagramları ve benzeri tekniklerinden yararlanılması yeterli olacaktır. Kaizen üretim yönteminde, kanban yaklaşımı vardır. Japonca bir kelime olan kanban Türkçe'ye, kart veya işaret olarak çevrilmektedir. Bu yaklaşımda amaç ürünün veya parçanın tam zamanında olması gereken yerde bulunmasıdır. Tam zamanında üretim ile envanter kontrol sistemlerinde kullanılan bir iletişim aracıdır. Üretilen parçaların üzerine teslim edilen miktarların belirtildiği bir kanban veya kart konulur. Tüm parçalar kullanıldığında, aynı kart işleme konulduğu ilk noktaya döner ve sonraki talebi oluşturur. Japonya'daki işletmelerde uygulanan yönetim anlayışının en önemli özelliklerinden biri çalışanların çok sayıda öneri getirmesinin sağlanması ve çoğu kez bu önerilerin kaizen stratejisine dahil edilmesidir. Birey öncelikli bir yaklaşımı olan Kaizen'de bu önerilerin her zaman işletmeye doğrudan ekonomik bir kazanç getirmesi beklenmez. Çalışanların işlerini nasıl daha iyi yapabileceklerini bulmak üzere düşünmeleri ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri için yönetimin dikkatli ve özendirici olması gerekir. 5S tertip düzen, bir Japon yönetim yaklaşımı olan 5S, çalışma alanlarında kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak için kullanılır. 5S çalışma ortamında güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Organize, düzenli ve temiz bir iş ortamı yaratılmasını sağlar. 5S aşağıdaki adımlardan oluşur. Toparlama, seyri, çalışma alanında anlık ihtiyaç duyulmayan malzeme, ekipman ve aletlerin sınıflandırılarak ilgili bölgeden uzaklaştırılmasıdır. Düzen, seyitin sürekli ihtiyaç duyulan ekipman, demirbaş ve benzeri Malzemelerin bulunmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan dizme, düzenleme ve tertip işidir. Temizlik, SEISO, çalışma alanlarında ve makinelerde çevre, üretim ve makine kaynaklı her türlü kirliliğin yok edilmesi ve korunmasıdır. Standartlaştırma, toparlama, düzen ve temizliğin korunması ve sürekliliğin sağlanması için oluşturulması gerekli standartlar, kontroller ve iyileştirmelerdir disiplin, Shitsuke, disiplin, ilk dört adımda gerçekleştirilen uygulamaların ve düzenlemelerin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Kalite yönetim sistemleri dersi 5. ünite özeti. Süreç yönetim sistemi, süreç kavramı ve özellikleri, süreçler, girdileri iç veya dış müşteriler için fayda sağlayacak çıktılara dönüştüren faaliyetler bütünüdür. Süreç yaklaşımı, Kalite yönetim sistemlerindeki temel ilkeler arasında yer almaktadır ve hedeflenen sonuçlara daha etkin ve verimli şekilde ulaşılmasını sağlar. Kaynakların sürdürülebilir kullanımı için de önemlidir. Bir sürecin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: Tanımlanabilirlik, ölçülebilirlik, tekrarlanabilirlik, tutarlılık, kontrol edilebilirlik, katma değer yaratma. Tanımlanabilirlik, bir sürecin tanımlanabilmesi için sürecin başlangıç noktasının, bitiş noktasının, girdilerinin, çıktılarının, adımlarının, sorumlularının, karar noktalarının ve diğer süreçlerle olan etkileşimlerinin belirlenmesi gerekir. Ölçülebilirlik, süreç adımlarının ve süreçlerin sonunda elde edilen sonuçların ölçülebilir olması gerekmektedir. Süreçler maliyet, zaman, etkinlik ve verimlilik açılarından ölçülebilirler. Ölçülebilirlik, sürecin mevcut durumunun ve iyileştirme olanaklarının saptanmasını sağlar. Tekrarlanabilirlik, süreçler yinelenen faaliyetler dizileridir. Söz konusu faaliyetlerin sürekli ve tutarlı bir şekilde tekrarlanabilmesi gereklidir. Tutarlılık, süreç sırasında oluşabilecek sapmaların alt ve üst süreç sınırları içerisinde kalmasının sağlanmasıdır. Bu alt ve üst sınırlar, süreç sırasında oluşan adımların ve süreç sonrasında elde edilen çıktıların kalite standartlarına, başka bir deyişle hedeflere uygun olmasını sağlar. Alt ve üst sınırlar ürünün, hizmetin kabul edilebilirlik sınırlarıdır. Kontrol edilebilirlik, süreç sorumluları süreçleri sistematik olarak uygun yöntemlerle kontrol etmeli ve sürecin performansı hakkında her zaman bilgi sahibi olabilmelidir. Süreçlerin kontrolü sırasında tespit edilen uygunsuzluklar, gerektiğinde düzeltici faaliyetler ile giderilmelidir. Katma değer yaratma, çıktının kalitesinin çıktığı kullanan iç ve dış müşterilerin tatmini üzerinde olumlu etki yaratabilme özelliğidir. Süreç ve müşteri üzerinde doğrudan etkisi olmayan faaliyetler, katma değer yaratmayan faaliyetlerdir. Bir sürecin temel bileşenleri girdiler, kontrol, kaynaklar, çıktılar, tedarikçiler ve müşterilerdir. Bununla birlikte bir sürecin adı, numarası, süreç sahibi, alt ve üst süreçleri, süreç faaliyetleri, adımları, performans hedefleri ve göstergeleri, performans izleme yöntemleri de süreç bileşeni olarak değerlendirilebilmektedir. Süreçlerin sınıflandırılması süreçlerin sınıflandırılması, işletmelerin önceliklerini belirlemesine yardımcı olur. Süreçler, yönetim süreçleri, temel süreçler ve destek süreçleri olarak üç kategoriye ayrılabilir. Yönetim süreçleri, tüm süreçlerin uygun yöntemlerle izlenmesini, gözden geçirilmesini ve raporlanmasını içerir. Yönetim süreçlerini tasarlamak ve yönetmek, işletmedeki sürekli gözden geçirme, önlem alma, stratejik planlama, sürekli iyileştirme ve sistematik yaklaşım bilincinin güçlenmesini sağlar. Yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliği temel ve destek süreçlerin performansını etkiler. Temel süreçler, dış müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması amacıyla işletilen süreçlerdir. Destek süreçleri genellikle iç müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik işletilen süreçlerdir. Temel süreçlerin performansı üzerinde etkilidirler. Süreç hiyerarşisi, süreç hiyerarşisi, süreçlerin büyüklüklerine göre kademeli olarak yapılandırılmasıdır. Süreçlerin kapsamları süreç hiyerarşisinin oluşturulmasında önemlidir süreçler, ana süreçler, süreçler, alt süreçler ve süreç faaliyetleri olarak sıralanırlar. Ana süreçler, süreç sahipleri ve müşteriler için doğrudan kalite veya performans çıktısı sağlayan süreçlerdir. Ana süreçler, süreç hiyerarşisinde en üst sırada bulunur ve birden fazla süreç içerirler. İşletmelerin çıktıları ve performansını doğrudan etkilerler ve stratejik öneme sahiptirler. Süreçler bir araya gelerek ana süreçleri oluşturur ve birbirleriyle etkileşim halindedir. Alt süreçler, bir araya gelerek süreçleri oluşturan daha alt seviyedeki süreçlerdir. Alt süreçlerde daha fazla detay ve ayrıntı söz konusudur. Satın alma süreci altında iç satın alma veya dış satın alma süreçleri birer alt süreç olarak değerlendirilebilir. Süreç faaliyetleri bir araya gelerek alt süreçleri oluştururlar. Alt süreçlerdeki hedef ve sorumlulukların yerine getirilmesi aşamasında yapılan tüm çalışmalar süreç faaliyetleridir. Satın alma süreci kapsamında gerçekleştirilen satın alma ve malzeme tedarik faaliyetleri satın alma sürecinin süreç faaliyetleri olarak değerlendirilebilir. Süreç yönetim sistemi, süreçlerin tasarlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde iyileştirilmesi süreç yönetimi kapsamında gerçekleştirilir. Süreç yönetiminin özellikleri ve faydaları, müşteri odaklılık ve hedeflere ulaşım, süreçlerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi, süreçlerin ölçülmesi ve iyileştirilmesi, karar vermede kolaylık, müşteri ve işletme için iletişim kolaylığı, kaynakların etkin kullanımı, istenilen standartta ürün, hizmet üretimi, hızlı karar alma ve yalın süreç üretimidir. Süreçlerle yönetim, süreç yönetiminden farklı olarak genel anlamda bir işletmenin hedeflerine ve performansına odaklıdır. Süreçlerle yönetimin kapsamında süreç yönetimi de vardır. Süreç yönetimi olmadan süreçlerle yönetim olmaz. Süreçlerle yönetim, süreç yönetimini daha ileriye taşır ve organizasyonel yapılanmayı da süreç mantığına dayandıracak şekilde geliştirir. Süreçlerle yönetimde oluşturulan organizasyon yapısı farklılıklar gösterir. Dikey, karma ve yatay organizasyon yapılarından söz edilebilir. S105 Şekil 5. 3. Süreç yönetimlerinde organizasyon yapısının mümkün olduğunca yalın ve hızlı karar almayı kolaylaştıracak şekilde olması istenir. Karma süreçlerle yönetim söz konusu olduğunda süreçler birbirleriyle çakışmakta ve buna bağlı olarak süreç faaliyetlerinin işleyişinde ve karar alma adımlarında zorluklarla karşılaşılmaktadır. Süreç yönetim teknikleri Süreç yönetiminin temel amacı, süreç ile ilgili tüm faaliyetlerin gerçekleştirilerek arzu edilen çıktıya dönüştürülmesidir. Sürecin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için aşağıda belirtilen konuların üzerinde durulması gerekir. Müşteri odaklılık, Süreç faaliyetlerinin ürün, hizmet üzerinde değer yaratması. Süreç performanslarının sürekli ölçülerek izlenmesi. Süreç sorumlularının belirlenmesi ve görev tariflerinin yapılması. Süreçler arası etkileşimlerin ve alt süreçlerin tanımlanması. Süreçlerin iyileştirilmesi. Süreç yönetiminin bazı temel aşamaları aşağıdaki gibidir. Sürecin tanımlanması, süreç adımlarının belirlenmesi, sürecin haritalandırılması ve kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi. Sürecin ölçülmesi, sürecin iyileştirilmesi, sürecin tanımlanması, süreç yönetiminin birinci ve en önemli aşaması sürecin adının verilmesi, tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesidir. Bu çerçevede her sürecin sınırları, başlangıç ve bitiş noktaları açık şekilde tanımlanmalıdır. Süreç sınırlarının tanımlanması, süreç sahiplerinin belirlenmesi ve süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi olan ağını sağlar. Bu aşamada süreç sahiplerinin yanı sıra süreçte görev alacak kişiler de belirlenmelidir. Süreç adımlarının belirlenmesi, süreç adımlarının belirlenmesinde süreci etkileyen iç ve dış faktörler ve temel süreç bileşenleri detaylı şekilde açıklanır. Sürecin kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve süreç haritalandırma, kritik başarı faktörleri, süreçlerin başarılı veya başarısız olmasına etki eden iç veya dış çevreden kaynaklanabilen faktörlerdir. Süreç hedefi ve bu hedefe ne ölçüde ulaşılabildiğini gösteren performans göstergeleri ile birlikte performans göstergelerinin temsil edildiği kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi gereklidir. Bir işletmenin kritik başarı faktörlerinin tanımlaması, sürecin performans ölçütlerinin işletmenin hedefleri ve stratejileri ile uyumlu hale getirilmesini sağlar. Kritik süreçler, Kritik başarı faktörü üzerinde toplam etkisi en fazla olan ve mevcut durumla ulaşılması istenen durum arasında en fazla açıklık bulunan süreç olarak belirlenir. Süreçlerin iyileştirilmesine kritik süreçlerden başlanılır. Süreç haritaları sayesinde mevcut süreç akışları ve süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimleri ortaya çıkarılır. Sürecin başarı faktörleri bu süreç haritaları üzerinde yapılacak çalışmalar ile tespit edilebilir. Süreç haritalarını çizmek ve kullanmak aşağıdaki amaçlara hizmet edecektir. Sürecin kolay anlaşılması ve oluşabilecek hataların yerlerinin tespit edilmesi, süreçteki israfların, zaman kayıplarının ve kalite kaçaklarının tespit edilmesi, çıktı üzerinde değişkenliğe neden olan girdilerin etkilerinin görülerek kontrol altına alınması. Süreç haritası oluşturulurken sürecin adı ve sınırları tanımlanır, süreç girdileri ve bu girdileri sağlayan tedarikçiler listelenir. Aynı zamanda süreç çıktıları ve çıktıların kullanıcıları olan müşteriler hazırlanan süreç haritası üzerinde net bir şekilde tarif edilir. Süreç içindeki faaliyetlerin, aşamaların, kullanılacak makine ve ekipmanların, izlenecek yöntemlerin, süreç sırasında görev alacak kişilerin ve benzeri diğer konuların da belirlenmesi gerekir. Müşterinin istediği ürünü istediği zamanda teslim edebilmek için gerçekleştirilmesi gereken tüm işlem adımları listelenmelidir. Bu işlem adımlarının tek tek zamanlarının belirlenmesi önemlidir. Bu esnada birbirine paralel veya sıralı yürüyen işlem adımları belirlenir ve üretim akışı çıkarılır. Çizilen akış üzerinden teslimatı geciktirebilecek en kritik yol bulunur. Akıştaki en uzun zamanı kapsayan yol kritik yoldur. Bu yolu oluşturan faaliyetlerin mutlaka iyileştirilmesi gerekir. Süreç haritaları oluşturulurken karmaşıklığın önlenmesini sağlayan ve süreci daha anlaşılır hale getiren bazı sembollerden faydalanılır. S 112 şekil 5. 9. Sürecin ölçülmesi, kritik başarı faktörlerine ve öngörülen süreç performanslarına ulaşabilmek için süreç performanslarını etkileyebilecek ilgili tüm adımların mutlaka ölçülerek değerlendirilmesi gerekir. Süreç performansının ölçümü, belirlenen süreç veya işletme hedeflerine ne kadar yaklaşıldığının belirlenmesi, kaynakların ne derecede iyi kullanıldığının saptanması, hata oranları ve hata sebeplerinin neler olduğunun tespit edilmesi, iyileştirme imkanları ve yapılan iyileştirmelerin sonuçlarının görülmesi amacıyla gerçekleştirilir. Sürecin ölçüm kriterleri kalite, maliyet ve zaman boyutlarında incelenebilir. Buna göre kalite açısından ölçüm kriterleri arasında hata oranı, yeniden işleme oranı, fire ve hurda oranları, müşteri şikayetleri, tek seferde doğru yapma oranı yer alır. Zaman açısında ölçüm kriterleri arasında işlem zamanı, teslimat performansı, plana uyum performansı, cevap verme süresi ve üretim çevrim süresini saymak mümkündür. Maliyet açısından ölçüm kriterleri arasında ise sarf malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, tasarruf kazançları, değer katmayan maliyetler, yatırım ve bütçe maliyetleri yer alır. Müşteri memnuniyetine yönelik ölçümlerde aşağıdaki konular ön plana çıkar. Müşteriye verilen ürün ve hizmetin sürekliliği ile sağlanan güvenilirlik, öngörülen teslimat zamanlarına uygun teslimatlar, müşteriye verilen değer, saygı ve iletişim, ödenen paraya karşılık alınan ürün veya hizmet. Süreç çıktısının değerlendirmesine yönelik ölçümler aşağıdaki konulardan oluşabilir. Üretilen miktar, tam zamanında sevkiyat, hata oranları, kriterlere uygunluk, süreç içi değerlendirmelere yönelik ölçümler ise aşağıdaki konulardan oluşabilir. Üretim süresi, toplam çevrim süresi, üretim maliyetleri, işlem süresi, verimlilik, sürecin iyileştirilmesi, sürecin tanımlanması, süreç adımlarının belirlenmesi, sürecin haritalandırılması ve ölçülmesinden sonra sürecin iyileştirilmesi aşaması gelir. Süreçlerin katma değer yaratmasını, şartların anlaşılmasını ve yerine getirilmesini sağlamak ve müşteri tatminini artırmak amacıyla süreçler iyileştirilmelidir. Her süreç iyileştirmeye açıktır. Süreçlere ait iyileştirme ihtiyaçları aşağıdaki konuları içerebilir. Hedeflerin durumu yönünden, hedeflerin verilere dayalı ve gerçekçi olmaması, hedeflere ulaşmak için uygulanan yöntemin istenilen sonucu vermemesi, hedeflere ulaşmak için oluşturulan plan programdan sapmalar meydana gelmesi. Verim ve kullanım oranları yönünden, bir siparişin gerçekleşmesinde ortalama toplam maliyetteki değişme Burda ve fire oranları, makine kullanım oranı, yapılan işe göre makinenin kullanımda olması gereken süre ile gerçekleşen süre arasındaki değişim, arıza oranları, stok devir oranları. Kalite yönünden hatalı ürün oranı, üretimden geri dönüşler, tamir bakım ve yeniden işleme oranları, servis giderleri. Müşteri ilişkileri yönünden ürünün istenilen şartlarda teslim edilme yüzdesi, müşteri şikayetleri oranı. Rakip firmalara göre müşteri bağımlılığı durumu, müşteri istek ve değerlerindeki değişmeler ve bunların karşılanma oranı. Dış etkiler yönünden yasal ve mevzuat şartlarındaki değişiklikler. Mevcut durum analizi ile süreçlerin son durumları incelenir, iyileştirme gerektiren ve sık tekrar eden hata ve eksikliklerin belirlenmesi amacıyla veriler toplanarak analiz edilir. Analiz yaparken kullanılan araçlar arasında Pareto diyagramları, neden sonuç diyagramları, histogramlar, kontrol tabloları, dağılma diyagramları, grafikler ve kontrol diyagramları yer alır. İyileştirme sonuçlarının değerlendirilmesi kapsamında iyileştirme faaliyetleri sonucunda arzu edilen hedefe ne ölçüde ulaşıldığı değerlendirilmelidir. Çıkan sonuca göre iyileştirme için yöntem, ekip personel, kaynak ve hedef değişikliğine gidilebilir veya iyileştirme sonucu uygun görülebilir. Süreç değişiklikleri devreye alınırken, öncelikli olarak süreç değişikliklerinin aşamaları belirlenmelidir. İlgili süreç sahipleriyle etkilenebilecek kişi veya ekibin mutlaka bilgilendirilmesi ve uygulama hakkında görüşlerinin alınması gerekir. Süreç değişiklikleri süreci büyük oranda etkiliyor ise mutlaka değişikliklere küçük adımlarla kontrollü bölgelerde başlanarak sonucun durumuna göre yaygınlaştırılması önerilir. Hedeflenen performans değerine ulaşıldığında uygulama standartlaştırılmalıdır. Süreç değişikliğinin etkinliğini gözden geçirmek amacıyla süreç performans parametreleri oluşturulmalı ve takip edilmelidir. Süreçler arası etkileşim, süreçler arası etkileşim kurum içindeki tüm süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimi, birbirlerine sağladıkları girdiler ve çıktılar olarak tanımlanır. Bir sürecin çıktısı diğer bir sürecin başlangıcını ya da girdisini oluşturmaktadır. Süreçler arası etkileşim, sürecin seviyesinin tanımlanması ve sürecin diğer şirket süreçleri ile olan ilişkisinin tanımlanması olmak üzere iki boyutta tanımlanır. Sürecin seviyesinin tanımlanması ile süreç hiyerarşisi içindeki diğer süreçlerle ilişki kurulmuş olur. Bu seviyeler aynı zamanda süreç içindeki rollerin ve hedeflerin de doğru şekilde tayin edilmesini sağlayacaktır. Sürecin diğer şirket süreçleri ile olan ilişkisinin tanımlanması genellikle ana süreç seviyesindeki bir sürecin şirketin diğer ana süreçleriyle ile gerçekleştirilir. Kalite Yönetim Sistemleri dersi 6. ünite özeti Standartizasyon, sertifikasyon ve kalite ödülleri. Standartizasyon. Kalite kavramına ilişkin yapılan tanımlardan biri de standartlara uygunluktur. Standartlar, kalite konusunda alt sınırı belirlemekte ve birçok alanda standartlara uyum zorunlu kılınmaktadır. Standartlar zaman içinde geçerliliğini yitirebilmekte ve yerlerini daha güncel standartlara bırakmaktadırlar. Her ne kadar genelde mal ve hizmetlere ilişkilendirilse de Standartizasyon her alanda kendini gösteren daha geniş kapsamlı bir konudur. Standartizasyonun örgütler için sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir. Örgüt içindeki tüm süreçlerin optimizasyonunu sağlayarak maliyetlerin düşmesine yardımcı olur. Girdiler, süreçler ve çıktılar arasındaki uyumun sağlanmasına yardımcı olur. Üretilen ürünlerin daha geniş kitleler tarafından daha kolay bir şekilde tercih edilmesini sağlar. Çevresel ve sosyal konularda sorumluluk sahibi davranışlar geliştirilmesine yardımcı olur. Uluslararası ticaret hacminin gelişimine katkı sağlar. Örgütler arası profesyonel ağlar kurulmasına öncülük eder. Piyasa beklentilerinin algılanmasını ve teknolojik gelişmelerin yayılımını hızlandırır. Yenilikçilik çabalarının uygulamaya dönüştürülmesini kolaylaştırır. Türkiye'de standartların hazırlanması konusunda görevli ve yetkili olan kurum, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Türk Standartları Enstitüsü, TSE'dür. TSE 18 11 1960 tarihli, 132 sayılı yasa ile kurulmuş ve her türlü madde ve mamüller, ürün için standartlar hazırlamakla görevlendirilmiştir. Sadece TSE tarafından kabul edilen standartlar, Türk standardı adını alabilir. TSE'nin hazırladığı standartlara uyulması isteğe bağlı olmakla birlikte, ilgili bakanlık söz konusu standartlara uyumu zorunlu kılabilir. Bir standartın uygulanmasının zorunlu kılınabilmesi için bu standartın Türk Standartı olması şarttır. Mecburi kılınan standartlar resmi gazetede yayımlanır. Standartizasyonda ilk olarak can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenmekte ve aynı zamanda standartlar aracılığıyla kalite düzeyine ilişkin alt sınırda belirlenmiş olmaktadır. Uluslararası standartizasyon denilince ilk akla gelen kurum 1947 yılında kurulmuş olan Uluslararası Standartizasyon Örgütü, International Organization for Standardization, ISO'dur. ISO, dünyada standart geliştirme konusundaki en geniş kapsamlı örgüttür. ISO standartları mal, hizmet ve uygulamalara ilişkin güncel normlar geliştirmekte ve ilgili sektörlerin daha etkili ve verimli iş yapabilmelerine katkı sağlamaktadır. ISO standartları küresel bir mutabakat sonucu oluşturulmakta ve bu nedenle uluslararası ticaretin itici gücü olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir alanda uluslararası standarda ihtiyaç duyulması halinde ISO bünyesinde faaliyet gösteren teknik komitede yer alan uzmanlar tarafından bir taslak standart hazırlanmakta ve bu taslak standart geliştirilmek üzere tartışmaya açılmaktadır. Bu aşamada, ISO üyeleri taslak üzerine görüş bildirmektedir. Sonuçta bir mutabakat sağlanırsa taslak, ISO standardı halini almaktadır. Mutabakat sağlanamazsa, taslak yeniden değerlendirilmek üzere teknik komiteye iade edilmektedir. Sertifikasyon Sertifikasyon, standartlara uyumun belgelendirilmesidir. Kalitenin örgütler için önemi aşağıda ifade edilen üç faktörle ilişkilendirilmektedir. Kurumsal itibar, ürüne ilişkin sorumluluklar, küresel etki. Kalite yönetimi ve güvencesi konusunda standartizasyona gidilmesi ihtiyacının ortaya çıkmasıyla ISO 1976 yılında 176 no'lu teknik komitesini kalite yönetim sistemlerine ilişkin genel standartların belirlenmesi konusunda görevlendirmiştir. Bu komite İngiltere'nin BS 5750 no'lu kalite yönetimi standardını temel alarak bugün ISO 9000 serisi olarak bildiğimiz kalite yönetimi sisteminin ilk versiyonunu 1987 yılında yayınlanmıştır. Ülkemizde TSN ISO 9000 şeklinde adlandırılan ISO 9000 standartları farklı ülkelerde farklı isimlendirmelere sahiptir. S. 132. Tablo 6. 2. ISO 9000 kalite yönetim standartları serisi ürün kalitesine ilişkin herhangi bir standart ortaya koymamaktadır. Bunun yerine kalitenin sağlanması için yerine getirilmesi gereken gereklilikleri belirlemekte ve bu yolla yönetimin kalite gelişim sürecine katılımını sağlamaktadır. ISO 9000 kapsamında üzerinde durulan esas konu, denetim veya düzeltme değil önlemedir. ISO 9000 serisi temel olarak dört farklı standarttan meydana gelmektedir. ISO 9000 bölü 2005 kalite yönetim sistemi temel kavramlar. ISO 9001/2008 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler ISO 9004/2009 Kalite Yönetim Sistemi Performans Gelişimini İlişkin Rehber ISO 19011/2011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu ISO 9001/2008 ISO 9000 serisi içindeki sertifikalandırılabilen tek standarttır. Sertifikasyon işlemi akredite olmuş ve yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kuruluş Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'dır. ISO 9000 sertifikasyonunun sağladığı faydalar, kalite düzeyinin iyileştirilmesiyle elde edilen faydalarla oldukça ilişkilidir. ISO 9000 sertifikasyonu sayesinde örgütler aşağıdaki faydaları elde edebilirler. Müşteri bağlılık düzeylerini arttırabilir. Pazar paylarını arttırabilir. Hisse senedi değerlerini yükseltebilir. Satış sonrası hizmet maliyetlerini düşürebilir. Daha yüksek fiyatlı satış yapabilir. Verimlilik ve maliyet düşüşü sağlayabilirler. ISO 9000 standartları temel olarak 8 kalite yönetim ilkesine dayanmaktadır. Müşteri odaklılık, liderlik, katılım, insan kaynaklarının örgütsel süreçlere etkin bir şekilde katılımının sağlanması, süreç yaklaşımı, örgütsel kaynakların ve faaliyetlerin süreç yaklaşımıyla yönetilmesi, yönetimde sistem yaklaşımı, sürekli gelişme, kanıtlara dayalı karar verme, tedarikçilerle ilişkilerde karşılıklı fayda esası. Söz konusu ilkeler oldukça geneldir. ISO 9000 serisinden etkili bir biçimde yararlanabilmek için her örgüt ilkeleri kendi gerçekleriyle ilişkilendirerek yorumlamalı ve uygun bir şekilde uyarlamalıdır. ISO 9000 sertifikasyonu tesis, fabrika, idari birim, hizmet birimleri ve benzeri bazında yürütülmektedir. Örgüt her bir tesis veya bağlı birim için ayrı ayrı başvurularda bulunmalıdır. Her tesis veya bağlı birim bağımsız bir şekilde sertifikalandırılacaktır. ISO 9001/2008 sertifikasyonu için örgütlerin aşağıda yer alan adımları sırasıyla yerine getirmesi gerekmektedir. Örgütün mal ve hizmetlerine ilişkin kaliteyi nasıl sağlayacağını öngören bir kalite kitapçığının hazırlanması veya varsa bu kitapçığın güncellenip geliştirilmesi gerekmektedir. Tasarım, üretim, Sürekli gelişme ve diğer süreçlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin prosedürlerin belgelendirilmesi ve bu belgelendirmenin yönetsel denetimi de içermesi sağlanmalıdır. Üst yönetimin kalite yönetim sistemine ve bu sistemin sürekli olarak gelişimine olan desteğinin kanıtlanması gerekmektedir. Üst yönetim müşteri ihtiyaçlarının ve isteklerinin belirlenmesi ve karşılanması konusunda kararlı olmalıdır. Örgüt, sertifikasyon konusunda akredite olmuş bir kurumla sertifikasyon sürecine ilişkin olarak anlaşmalı ve bu kurum tarafından sistem, süreç, prosedürler, kalite el kitabı ve diğer ilgili belgelerin incelenmesi gerçekleştirilmelidir. Her şey yerinde ve doğru bir şekilde tasarlanmışsa, sertifikasyon süreci tamamlanmaktadır. Aksi halde sertifikalandırma kuruluşu örgütü eksiklikler konusunda uyaracak ve ikinci bir ziyaret tarihi belirlenecektir. Sertifikasyon elde edildikten sonra örgüt kendi iç denetim mekanizmalarını çalıştıracaktır. Bu süreçte işlerin planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediği denetlenecektir. Ayrıca sertifikasyon kuruluşu da periyodik olarak denetimlerini sürdürecektir. Bu denetimler sertifikasyonun devamlılığı için oldukça önemlidir. Sertifikasyon hazırlıklarının önemi ve getirisi sertifikanın kendisinde değil Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesiyle ilgilidir. Genel olarak düşündüğümüzde kalite sisteminin nihai hedef kitlesi müşterilerdir. Bu nedenle ISO 9001/2008 sertifikasyonu için harcanan her türlü çabanın müşteri ihtiyaç ve talepleriyle ilişkilendirilmesi gereklidir. Sertifikasyonun maliyeti konusunda en önemli unsurlardan birisi çalışanların kalite çabalarına harcayacakları zamandır sertifikasyonun maliyeti, sertifikasyonun getirisi ile birlikte düşünülerek değerlendirilmelidir. ISO 9000 yayınlandığı günden beri iki temel güncelleme geçirmiştir. İlki 1994'te, ikincisi de 2000 yılında olan bu dönüşümsel güncellemeler ISO 9000 serisini toplam kalite yönetimi, TKY, felsefesine daha çok yakınlaştırmıştır. ISO 9000 bölü 2000 versiyonu özellikle sürekli gelişim vurgusu ile TKY felsefesi ile önemli bir uyum sağlamaktadır. ISO 9000 ve TKY kavramları aynı değildir. ISO 9000, kapsamlı bir TKY çabasının bir bileşeni olarak düşünülebilir. ISO tarafından yayınlanan ve giderek daha yoğun bir şekilde kabul gören standartlardan birisi de ISO 14000 serisidir. Temel hedefi nesnel ve ölçülebilir bir çevre yönetim sisteminin kurulması olan ISO 14000 standartları 1993 yılında ISO'nun 207 no'lu teknik komitesi tarafından İngiltere'nin BS 7750 standardına dayanılarak geliştirilmiştir. ISO 14000 çevre yasalarının, yönetmeliklerin ve diğer yasal gerekliliklerin yerine geçemez. ISO 14000 Var olan gereklilikler bağlamında örgütün nasıl bir performans gösterdiğinin ölçülmesi, yönetilmesi ve geliştirilmesi için uygun bir sistemin kurulması sayesinde kaynakların etkili kullanımını, çevre kirliliğinin azaltılmasını, ceza alma riskinin azalmasını, yasal gerekliliklerle daha fazla uyum sağlanmasını, yakın çevrede yaşayan toplumla daha iyi ilişkiler kurulabilmesini ve sigorta primlerinde düşüş elde edilmesini sağlar. ISO 14000 farklı alanlarda standartlar içermektedir. Bunlar, çevre yönetim sistemi, çevresel performans değerlendirmesi, çevresel etiketlendirme ve yaşam döngüsü değerlemesidir. Günümüzde oldukça hızlı bir şekilde gelişen sertifikasyon uygulamalarından birisi de Fair Trade sertifikasyonudur. Fair Trade sertifikasyonu neticesinde elde edilen Fair Trade etiketi ilk olarak Hollanda'da Meksika'dan ithal edilen kahvelerde kullanılmaya başlanmıştır. Fair Trade adil ticaret anlamına gelmektedir. Misyonu dezavantajlı üreticilerle tüketicileri bir araya getirmek, onlara daha adil bir ticaret ortamı yaratmak, yerel üreticileri güçlendirerek yoksullukla savaşmak olan Fair Trade Vakfı tarafından sağlanan Fair Trade etiketine olan ilgi giderek artmaktadır. Mavi Bayrak sertifikasyonu, çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme suyu kalitesi çevre yönetimi, can güveliği ve hizmetler başlıkları altında ölçütler ortaya koymaktadır. Bu yolla kıyı şeridinde çevresel bilinç yaratılması ve yerel yönetimlerin çevresel konulara dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır. Mavi Bayrak sertifikasyonu Türkiye'de 1993 yılında Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle hayata geçirilmiştir. Ülkemizde Mavi Bayrak sertifikasyonunun koordinasyonu ve yönetimi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, TÜRÇEV tarafından sürdürülmektedir. Mavi bayrak sertifikasyonunu başarıyla geçen plajlar mavi bir bayrakla ödüllendirilmekte ve bu bayrağın plaja asılması sağlanmaktadır. Mavi bayrak ölçütleri, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, Foundation for Environmental Education FEE, koordinasyonunda geliştirilmekte ve FEE üyesi ülkelerden oluşan genel kurulda karara bağlanmaktadır ölçütlerin 5 yılda bir güncellenerek değişen şartlara uyum sağlaması amaçlanır. Rainforest Alliance, Yağmur Ormanları İttifakı, ne temel amacı biyolojik çeşitliliğin korunması ve yenilikçi toprak kullanımı uygulamaları, çevreye duyarlı işletmecilik uygulamaları ve tüketici davranışları aracılığıyla sürdürülebilir bir yaşam ortamı yaratmak olarak özetlenebilir. Belirli çevresel ve sosyal standartları sağlayan örgütler Rainforest Alliance sertifikasyonuna sahip olmaktadır. Rainforest Alliance etiketi tarım ve ormancılık alanında faaliyet gösteren işletmeleri diğer işletmelerden üstün kılan önemli faydalar sağlamakta ve bu işletmelerin rekabette bir adım öne çıkmalarına yardımcı olmaktadır. Rainforest Alliance etiketi ayrıca tüketicilerin sürdürülebilir yöntemlerle yetiştirilmiş ürünler kullandıklarını garanti altına almaktadır. Kalitenin ödüllendirilmesi, örgütler, kalite konusunda önce standartların öngördüğü düzeye çıkmayı hedeflemekte, daha sonra bu düzeyin üzerine çıkarak kalite düzeylerini sertifikalandırma çabalarına girişmekte, en üst düzeyde ise kalite ödüllerine başvurarak kalite düzeylerinin mükemmelliğini tüm paydaşlara göstermeyi hedeflemektedirler. Bu bölümde tarihsel olarak kalite konusunda verilen en önemli ödüllere değinilerek ülkemizde verilen ulusal kalite ödüllerine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Deming ödülü, Japonya, Deming ödülü 1951'den itibaren verilmekte ve ödül adını 2. Dünya Savaşı sonrasında Japonya'da kalite kontrol alanının gelişmesine önemli katkılar sağlayan ABD'li doktor. William Edwards Deming'den almaktadır. Japonya kaynaklı olmasına rağmen Deming ödülleri uluslararası kabul gören itibarlı bir ödüldür. Toplam kalite yönetimini örgütün yönetim felsefesine, türüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve örgütsel çevreye başarılı bir şekilde uygulayan örgütlere her yıl düzenli olarak verilmektedir. Kalite yönetimi alanında yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çeken örgütlerin ödül alma şansı daha yüksek olarak değerlendirilmektedir. Her türlü örgüt özel veya kamu, büyük veya küçük, yerel veya uluslararası, tüm örgüt veya örgütün bir bölümü ödüle başvurabilmektedir. Değerlendirmeler sonucu yeterli puanı toplayan tüm örgütler ödüle hak kazanmaktadırlar. Deming Ödülü örgütlere ödül almaları için uyum sağlamaları gereken bir çerçeve veya model sunmamaktadır. Örgütlerden beklenen kendi öznel durumlarını iyi bir şekilde analiz etmeleri, anlamaları, kendi amaçlarını belirlemeleri ve bu amaçlar doğrultusunda kendilerini geliştirmeleridir. Deming ödülünün değişim ve dönüşüm sağlayan önemli bir araç olarak görülmesi gerektiği sıklıkla dile getirilmektedir. Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri kökenli kalite alanındaki en saygın ödüllerden birisi de Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülüdür. Ödül her yıl bir veya iki örgüte beş farklı kategoride verilmektedir. Bu kategoriler, üretim işletmeleri, hizmet işletmeleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sağlık kurumları ve eğitim kurumları şeklinde sıralanmaktadır. Ödülle ilişkin yasal düzenleme, 1987 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Ödül adını dönemin ABD Ticaret Bakanı ve güçlü kalite savunucusu Malcolm Baldrige'den almaktadır. 1987 yılındaki başlangıcından günümüze Baldrige ödüllerinin ABD ekonomisine sağladığı katkının 30 milyar ABD doları civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ödülün 7 temel ölçütü bulunmaktadır. Bu ölçütler şöyledir. Liderlik, stratejik planlama, müşteri ve piyasa odağı, ölçme, analiz ve bilgi yönetimi, insan kaynakları odağı, süreç yönetimi, iş sonuçları, müşteri tatmini tüm ölçütlerde vurgulanırken en yüksek puan temel faaliyet sonuçlarındaki örgütsel performans ve gelişime ilişkin bir ölçüt olan 7. ölçütten sağlanmaktadır. Ulusal Kalite Ödülü Türkiye 1990 yılında mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye'nin rekabet gücüne ve refah düzeyine katkıda bulunmak, misyonuyla kurulmuş olan Türkiye Kalite Derneği, KALDER, ülkemizde kalite kültürünün yerleşmesinde oldukça önemli işleve sahip kurumsal bir aktördür. Kalder tarafından 1993 yılından itibaren verilemeye başlanan ulusal kalite ödülleri ise derneğin ifade edilen misyonunu perçinleyen güçlü bir etkendir. EFQM mükemmellik modeli, ulusal kalite ödülüne temel teşkil etmektedir. Ulusal Kalite Ödülü, aşağıda listelenen kategorilerde verilmektedir. İşletme kategorileri, büyük ölçekli işletmeler, operasyonel birimler, bağımsız kobi, bağlı kobi, kamu sektörü kategorileri, eğitim hizmetleri kategorisi, sağlık hizmetleri kategorisi, kamu yönetimi ve hizmetleri kategorisi, sivil toplum kuruluşları kategorisi, özel kategori, mükemmellikte süreklilik ödülü. Ulusal kalite ödülü aracılığıyla, Türkiye'de kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması, örgütlerde kalite odaklı çabaların özendirilmesi, başarılı kalite uygulamalarının paylaşılması, gelişen kalite düzeyi sayesinde uluslararası ortamda saygınlık kazanılması, toplam kalite yönetimini uygulayan örgütlerin gündeme getirilmesi yoluyla toplam kalite yönetimine olan talebin arttırılması gibi hedeflere erişilmesini amaçlamaktadır. EFQM Mükemmellik Modeli Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı, European Foundation for Quality Management EFQM, Brüksel'de faaliyet gösteren bir kuruluştur. EFQM Mükemmellik Modeli ise EFQM tarafından ortaya atılmış ve sürekli olarak geliştiren bir kalite yönetim modelidir. EFQM Mükemmellik Modeli, günümüzde 30 bine aşkın örgüt tarafından sürdürülebilir mükemmelliğin anahtarı olarak kabul edilmekte ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır. EFQM mükemmellik modeli her üç yılda bir gözden geçirilmekte ve gerek görülen noktaların geliştirilmesi sağlanmaktadır. Model, örgütlerin güncel mükemmellik düzeylerini belirlemelerine imkan vermekte ve gelişim çabalarını önceliklendirerek bu çabaların etkisini en üst düzeye çıkartmaktadır. EFQM mükemmellik modelinin temel bileşenleri aşağıdaki gibidir. mükemmelliğe ilişkin temel kavramlar, mükemmellik ölçütleri, radar, Mükemmelliğe ilişkin temel kavramlar. EFQM mükemmellik modelinde mükemmelliğe ilişkin 8 temel kavramın varlığından söz edilmektedir. Mükemmel örgütlerin temel özellikler olarak nitelendirilebilecek bu kavramlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. Sonuçlara erişimde dengelilik, müşterilere yönelik katma değer yaratımı, vizyoner, esinlendirici ve birlik ruhu yaratan liderlik, süreçlerle yönetim, insanlarla ve insanlar için başarı yaratıcılığın ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi, paydaşlarla karşılıklı fayda esasına dayalı ilişkiler kurulması, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alma. EFQM mükemmellik ölçütleri, ölçütler ilk olarak girdiler ve sonuçlar olmak üzere iki temel kategoriye ayrılır. Her birinin modeldeki ağırlığı %50'dir. Girdiler örgütlerin strateji geliştirmek ve uygulamak için yapmaları gerekenleri ifade etmektedir. Bu temel kategori altında yer alan alt başlıklar ağırlıklarıyla birlikte şöyledir, liderlik, %10, çalışanlar, %10, strateji, %10, işbirlikleri ve kaynaklar, %10, süreçler, ürünler ve hizmetler, %10. Sonuçlar, örgütün stratejik hedefleri doğrultusunda ulaşılması gereken sonuçları ifade etmektedir. Bu kategori altında çalışanlarla ilgili sonuçlar, %10 müşterilerle ilgili sonuçlar, %15 toplumla ilgili sonuçlar, %10 ve temel performans sonuçları %15 alt başlıkları yer alır. S151 şekil 6. 1. Radar, radar mantığı EFQM mükemmellik modelinin değerlendirilmesine ve yönetilmesine yönelik biçimsel bir çerçeve sunmakta ve bu çerçeve aracılığıyla örgütsel performansın sorgulanması sağlanmaktadır. Radar örneğe çalışma döngüsü şu şekilde gerçekleştirilmektedir. Öncelikle stratejinin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi gereken sonuçlar results belirlenmekte. Daha sonra bu sonuçları elde etmek için mantıklı bütünleşik yaklaşımlar approaches planlanmakta yaklaşımların uygulamalara dönüşmesi için yayılımı, deploy, sağlanmakta. Elde edilen sonuçlar sürekli olarak değerlendirilmekte, ases ve eğer gerek varsa ilgili düzeltmeler, refine, gerçekleştirilmektedir. Avrupa'nın kalite konusundaki en önemli ödülü EFQM mükemmellik ödülüdür. Kalite yönetim sistemleri dersi 7. ünite özeti. Stratejik yönetim, stratejik planlama ve kalite kavramı bağlantısı. Stratejik yönetimin temel kavramları. Stratejik yönetim, yönetim faaliyetlerinin stratejik bir bakış açısıyla gerçekleştirilmesini ifade eder. İşletme stratejilerinin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde temel öneme sahip kavramlar aşağıda sıralanmıştır. Yönetim, amaç ve hedef, strateji, vizyon, misyon, politika, taktik, program ve bütçe. Yönetim, işletmenin amaçlarına ulaşmak için sahip olduğu kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanması olarak ifade edilmektedir. Yönetim kavramı bazı kaynaklarda bu süreçte yer alan kişi ve organizasyonlardan oluşan bir organ ve bir bilgi ve beceri topluluğu olarak açıklanmaktadır. Yönetim özü itibariyle başkaları vasıtasıyla iş görmek şeklinde de açıklanabilir planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetleme yönetimin başlıca işlevleridir. Amaçlar, bir işletmenin ulaşmaya çalıştığı uzun dönemli genel sonuçlar olarak ifade edilebilir. Strateji ve misyon kavramları işletmenin amaçlarının gerçekleştirilmesinde birer araç olarak kullanılmaktadır. Hedefler ise amaçlara ulaşmak için gerekli olan kısa dönemli aşamalardır. Hedefler amaçlara göre daha açık ve ölçülebilir niteliktedir. Strateji, işletmeye yön vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla işletmenin çevresini sürekli analiz ederek uygun amaçların belirlenmesi ve bunlara ilişkin gerekli kaynakların yeniden düzenlenmesi süreci olarak ifade edilir. Strateji, işletmenin geleceği ile ilgili bir kavramdır. Stratejik planlar işletmenin vizyonu ve misyonu önderliğinde belirlenir. Vizyon, işletmenin gelecekte olmak istediği yer olarak ifade edilir. Bir yönetim felsefesi içermesi, etkili bir imaj ortaya koyması ve gelecek tahmini bir işletmenin vizyonunda bulunması gereken özelliklerdir. Misyon, işletmenin varoluş nedeni, tüm çalışanlar tarafından paylaşılan ortak bir değer veya bir işletmeyi diğerlerinden ayırmaya yarayan bir kimlik kartı olarak ifade edilebilir. Bir misyon ifadesinde bulunması gereken özellikler amaç, strateji, değerler ve davranış standartlarıdır. Amaç, işletmenin varoluş nedeni ya da amacın özel bir şeklidir. Strateji, işletmenin gidişatı ve rekabetine yönelik kararları ifade eder. Değerler, çalışanların inandığı, önem verdiği hususlar, ilkeler ve önceliklerdir. Davranış standartları ise rekabeti ve değer sistemini destekleyen politikalar ve davranış biçimleridir. Politika, işletme stratejilerinin hayata geçirilmesinde orta kademe yöneticilere yol gösterici nitelikteki ilkelerdir. Politika belirlilik ortamında, diğer bir deyişle, değişmeyen durumlarla ilgili alınan kararlardan oluşmaktadır. Bu açıdan politikalar bir kere belirlendikten sonra sık sık değişmemektedir. Taktikler, stratejilerin uygulanması süresince değişen çevre şartlarına ve rakiplere karşı alınan kararlar olarak ifade edilmektedir. Taktikler neredeyse günlük, kısa vadeli eylemlerdir. Program, bir işletmede hangi faaliyetlerin nerede uygulanacağını, bu faaliyetler için ne kadar süre verileceğini ve bu faaliyetlerin kimler tarafından gerçekleştirileceğini ortaya koyan bir süreç olarak ifade edilmektedir. Buradaki üç kritik etken yer zaman ve şahıstır. Programlar işletmelerde alt kademede çalışanların kullandığı bir fonksiyondur ve çok az risk içerir. Program neticesinde belirlenen faaliyetler için işletmenin ne kadar gider kullanacağı ve bu faaliyetlerin neticesinde ne kadar gelir kazanacağı bütçeler vasıtasıyla gösterilir. Vizyon misyon ifadelerinin ve stratejilerin belirlenmesi daha çok üst yönetim tarafından gerçekleştirilirken Politika, taktik, program ve bütçeler orta ve alt kademe yöneticilerinin alanına girmektedir. Stratejik yönetim, stratejik yönetim, işletmenin dış çevresiyle olan ilişkilerini düzenleyen ve işletmenin faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, koordinasyonu ve kontrolü ile ilgilenen bir süreç olarak ifade edilmektedir. Çevre, işletmeler açısından her zaman bir belirsizlik kaynağıdır. İşletme, stratejik yönetim sayesinde dış çevre hakkında kendi ilgisi ölçüsünde bilgi toplamakta ve buna göre faaliyetlerini ve planlarını şekillendirmektedir. Stratejik yönetim işletmelerde üst kademenin kullandığı bir fonksiyondur ve işletmenin dış çevresi hakkında teşhis ve çözümlemeleri kapsamasının yanı sıra uzun vadede işletmenin ne olacağı ile ilgili soruları da cevaplandırmaktadır. Stratejik yönetim yaklaşımı 1970'li yıllardan itibaren ortaya çıkmıştır. Sermaye kapitalizminin yerini, yönetim kapitalizminin alması, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme işletmelerin stratejik bakış açıları geliştirmesini gerekli kılmıştır. 1970'li yıllardan itibaren işletmeler tıpkı iç çevresel faktörler gibi dış çevresel faktörlere de müdahale edilebileceğini, dış çevre faktörlerinin işletme menfaatleri doğrultusunda bir takım stratejilerle yönlendirilebileceğini, sadece planlama değil daha proaktif yaklaşımların gerektiğini anlamaya başlamışlardır. Müşteri beklentilerinin karşılanması yerine yönlendirilmesi, yasal düzenlemelere lobicilik yöntemleriyle müdahale edilmesi, rakiplerin stratejilerine aktif karşılıkların verilmesi gibi yaklaşımlar stratejik yönetim anlayışının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Stratejik yönetim düşüncesinin gelişiminde işletmelerin yaşadığı dönemler aşağıdaki gibi sıralanır. Bütçe ve mali kontrol, ilk dönemlerde işletmeler kısa vadeli üretim uygulamalarıyla ilgili bütçeleme ve mali kontrol politikaları uygulamışlardır. İşletme politikası ve uzun vadeli planlama, orta ve uzun vadeli hedeflere yönelik, sadece üretimi değil, pazarlamayı da içeren daha kapsamlı işletme politikalarının gündeme gelmeye başladığı dönemdir. Stratejik planlama, üçüncü aşamada işletmenin bütün işlevleri için uzun vadeli planlamaların yapıldığı stratejik planlama aşamasına gelinmiştir. Bu aşama aynı zamanda strateji kelimesinin işletmelerin gündemine ilk girdiği dönemdir. Stratejik yönetim, işletmelerin sadece iç çevrelerinin değil, dış çevrelerinin de analizlere dahil edildiği, sadece üretim işlevinin değil, bütün işlevlerin her yönüyle ele alındığı, sadece planlamaya değil, planların hayata geçirilmesi konusuna da önem verildiği aşamadır. Stratejik yönetim süreci dört aşamadan oluşur. Planlama, bu aşamada yöneticiler işletmenin mevcut durumunu değerlendirir, işletmenin kaynaklarını ve dış çevre faktörlerini analiz eder ve ona uygun olarak uzun vadeli planlar geliştirir organize etme, stratejiler belirlendikten sonra üst yönetime düşen görev bu stratejileri uygulayacak olan orta ve alt kademe yönetici ve çalışanlarına stratejileri anlatmak ve işletmeyi bu yönde organize etmektir. Yürütme, belirlenen stratejilerin hayata geçirilmesi, diğer bir deyişle yürütülmesi üçüncü aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla üst yönetim, stratejilerin ne şekilde uygulanacağını belirtecek politikaları da belirlemelidir. Kontrol, stratejilerin işletme açısından olumlu ve olumsuz yönlerinin değerlendirildiği bu aşamada işletmeye var olan stratejileri geliştirecek ya da başarıyı yakaladığı stratejilerini uygulamaya devam edecektir. Stratejik düşünce yapısına sahip olmayan işletmeler amaçlarını açıkça ortaya koyamaz, kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak konusunda sıkıntı yaşar. Stratejik düşünce olmadan verilen kararlar işletme ile ilgili olmaktan çok, o kararı alan üst yöneticilerin kişisel düşünceleriyle alakalı olmaktadır. Olaylara henüz onlar olmadan önce karşılık vermek veya hazırlıklı olmak proaktif bir davranış olarak ifade edilebilir. Stratejik düşünce yeteneğine sahip olan işletmeler çevrede meydana gelen değişimi önceden sezebilir. Stratejik düşünce yeteneğinden yoksun işletmeler ileride meydana gelebilecek değişiklikleri öngöremediğinden ona ilişkin hazırlık yapamayacaktır. Böyle işletmeler olaylara karşı reaktif bir yaklaşıma sahiptirler. Bir diğer ifadeyle olaylar meydana geldikten sonra tepki oluştururlar. Çevrede seyrek ortaya çıkan fırsatları ve şansları değerlendiremezler. Eğer bir davranış yapılırken birkaç adım sonrası hesap edilebiliyorsa, o davranışın farklı alanlardaki etkileri göz önünde bulundurulabiliyorsa, o zaman stratejik bir bilinçten söz edilebilir. İşletmelerin yönetim faaliyetlerini gerçekleştirirken stratejik bir bilince sahip olup olmadıklarını anlamamızı sağlayacak dört farklı yaklaşım bulunmaktadır. Rekabet avantajı yaratmayı hedeflemek, günümüz işletmelerinin tek amacı etkinliğini ve verimliliğini arttırmak değildir. Her işletme ürettiği mallar ve verdiği hizmetlerle taklit edilemez olmaya çalışmaktır. İşletmenin iç faaliyetlerinde yaptığı düzenlemeler tek başına yönetime stratejik bakıldığı anlamına gelmez. İşletme, sürekli etkileşim halinde olduğu dış çevreyi de faaliyetlerinde hesaba katmalı ve ona göre davranmalıdır. Rekabeti sürdürülebilir kılmayı hedeflemek, rekabet avantajını elinde bulunduran işletmelerin bunu nasıl sürekli hale getireceklerini düşünmeleri gerekmektedir. Gelecek referanslı davranmak, yönetimde stratejik yaklaşımı benimseyen işletmelerin amacı karşılaştıkları günlük sorunlara kafa yormak değil, Aynı zamanda geleceğe bakmak ve olası tehdit ve fırsatları görebilmek olmalıdır. Kuruma bütüncül yaklaşmak, işletmelerin stratejik düşünme sayesinde kazanacağı bir diğer özellik de kuruma bütüncül bakabilmek olacaktır. İşletme, sahip olduğu kaynakların hepsini kullanabilmeli ve bütün örgütü aynı hedefe doğru yoğunlaştırabilmelidir. Burada en önemli görev işletmenin üst kademesine düşmektedir. İşletmelerin strateji geliştirme sürecinde yanlış kararlar almamaları için iç ve dış çevrenin analizini ayrıntılı bir şekilde yapmaları gerekmektedir. İç çevre analizi sayesinde işletme, sahip olduğu kaynak ve kapasitesini öğrenerek güçlü ve zayıf yönlerini ayrıntılı bir şekilde görme imkanına sahip olur. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan bir işletme var olduğu piyasada rakiplerinin gerisine düşmemek için kararlarını bu doğrultuda alacak ve hata yapma ihtimalini minimuma indirecektir. İç çevre analizi, işletmenin mevcut durumu hakkında bilgi toplanması, toplanan verilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve elde edilen bilgilerin yorumlanarak kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarından oluşur. İşletmenin iç kaynak faktörleri, tüm örgüt ve yönetim yapısı fonksiyonlar, pazarlama, üretim, muhasebe, insan kaynakları, finansman, araştırma geliştirme, beşeri kabiliyetleri ve örgüt geliştirme kapasitesi olarak ifade edilir. Bu üç faktörün arasında bir etkileşim ve sinerjinin olması gerekir. Söz konusu faktörlerin işletmeye sağladığı faydanın her birinin ayrı ayrı sağlayacağı fayda toplamından büyük olması sinerji terimiyle açıklanabilir. İç çevre analizi bu faktörler ve sinerjinin analizini kapsar. İşletmenin dış çevresi, kendisiyle ilgili fakat kendi dışındaki faktörlerden oluşur. Bu faktörlerin sınırlarını tam olarak belirlemek kolay olmamaktadır. Dış çevre incelenirken üç farklı çevre tanımlaması yapılır. Bunlar, gerçek dış çevre, algılanan dış çevre ve karar alanı veya uygulama çevresidir. Gerçek dış çevre, işletmenin dışında yer alan ve her türlü çevre unsurunu içinde barındıran çevredir. Yöneticiler işletmenin çevresinde olup bitenleri tümüyle algılayamamaktadır. Bu açıdan yöneticilerin tüm çevre unsurları içerisinde algıladıklarını barındıran çevre algılanan dış çevre olarak ifade edilir. Yöneticilerin algıladıkları dış çevre unsurları içerisinden tercih ettikleri unsurlar da karar alanı veya uygulama çevresini meydana getirmektedir. Dış çevre faktörleri de iş çevresi, ulusal dış çevre ve küresel dış çevre olmak üzere üçe ayrılır. Müşteriler, satıcılar ve rakipler gibi bir işletmeyi doğrudan etkileyen unsurları içerisinde barındıran çevre iş çevresi olarak adlandırılır. Ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel faktörler gibi bir işletmeyi doğrudan değil, dolaylı olarak etkileyen unsurları içerisinde barındıran çevre ulusal dış çevre olarak adlandırılır. Ulaşım, haberleşme ve işletme girdilerindeki değişmeler gibi bir işletmeyi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen unsurlar ise küresel dış çevreyi meydana getirir. İşletmenin ilgili olduğu çevrenin ve o çevredeki ilişkide bulunulan çevresel unsurların belirlenmesinin ardından her bir çevre unsurunun yaratacağı tehlikeler ve fırsatlar üzerinde durulmalıdır. Başarıyı hedefleyen bir örgütün yapması gereken şey tehditleri ve fırsatları erkenden fark etmek ve ona göre hareket etmektir. Stratejik planlama, planlama, işletmenin amaçlarına ulaşması için gerekli araç ve yolların tespit edilmesi ve bunların işletmeye entegre edilmesi süreci olarak ifade edilmektedir. Planlama işletmelerdeki eşgüdümü sağlar. Planlama faaliyetini düzgün bir şekilde gerçekleştiren işletmelerde her birim diğerinin ne yaptığını bilecek ve çalışanlar işletmeye bütüncül bakabileceklerdir. Planlama sayesinde herkesin kendinden ne beklendiğini bilmesi işini daha düzgün bir şekilde yapmasına yardımcı olacak ve motivasyonu artıracaktır. Planlama işletmeye detaylı bir çevre analizi yapabilme imkanı sağlar. Çevrenin belirsizliğini minimuma indirmeye çalışan bir işletme hem iç çevresinde hem de dış çevresinde bütün olasılıkları hesaplayacak, detaylı çalışmalar yapacak ve işletmeyi her türlü olumlu veya olumsuz senaryoya hazırlayacaktır. Planlama faaliyeti işletmelerde yetki devrini de kolaylaştırmaktadır. Planlama faaliyeti işletmenin bütününü ilgilendiren bir süreçtir ve birinci ilkesi planlamaya karşı işletmenin genelinde bir arzunun oluşturulmasıdır. Planlama yapılırken mümkün olduğunca ekip çalışması yapılmalı ve alınacak kararlara tüm çalışanların katılımı sağlanmalıdır. Planlama faaliyetlerinin her biri için uygun sürelerin belirlenmesi işletmenin geleceğe daha güvenli bakmasını sağlar. Planlama faaliyetleri belirlenirken diğer bir önemli faktör de karar vericilere ve uygulayıcılara esneklik tanınmasıdır. Katı bir süreç yöneticilerin karar almasını ve işletmenin değişen çevre koşullarına uyumunu zorlaştırır. İşletmenin geçmişte aldığı kararların kendisine olumlu ve olumsuz katkılarını görebilmesi için alınacak her kararın yazılı olarak kaleme alınması gerekmektedir. Stratejik planlamayı diğer planlardan ayıran ilk özellik süreyle ilgilidir. Stratejik planlama için belirlenen sürenin olabilecek en maksimum süre olması gerekmektedir. Stratejik planlamayı diğer planlardan ayıran bir diğer özellik kullanılan verilerin yapısı ile ilgilidir. Kısa süreli planlar işletmenin belli bir bölümüyle ilgili ve veriler homojen iken, stratejik planlama işletmenin bütünüyle ilgilidir ve veriler heterojen olmaktadır. Verilerin çeşitliliğinin yanı sıra stratejik planlamada kullanılan verilerin sayısı da diğer planlama türlerinden oldukça fazladır. Stratejik planlama diğer planlama türlerinden daha kapsayıcı bir nitelik taşır, diğer planlama türlerine rehberlik eder. Bu açıdan stratejik planlama, işletmenin üst kademelerinde ve az sayıda yönetici tarafından belirlenmektedir. Stratejik planlama, bir işletmedeki ulaşılması düşünülen sonuçların planlanması olarak ifade edilebilir. İşletmeler stratejik planlama sürecini şu sorular etrafında oluşturmaktadır: Neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendirebiliriz? Stratejik planda yer alması gereken temel unsurlar aşağıdaki gibidir: Durum analizi, bu sürece katılımın nasıl sağlandığına ilişkin bir açıklama, misyon, vizyon ve işletmeye ilişkin temel değerler, işletme tarafından belirlenen en az bir tane amaç, belirlenen her amaç için ortaya koyulan bir hedef, hedefe ne derece ulaşıldığını belirlemek için bir ölçüm kriteri, stratejiler, amaç ve hedefler için 5 yıllık tahmini bir maliyet unsuru. Stratejik kalite yönetimi Kalite yönetiminin stratejik bir bakış açısıyla açıklanmasına bir çerçeve olarak stratejik kalite yönetimi veya stratejik toplam kalite yönetimi kavramları kullanılmaktadır. Stratejik yönetim anlayışı, iç ve dış çevre unsurlarının etkilerinin birlikte değerlendirilmesini gerektirir. Toplam kalite yönetimi de özellikle müşteri vurgusuyla işletmenin dış çevresine ilk kez vurgu yapan yaklaşımlardan biridir. Strateji ve kalite yönetimi ilişkisi kalite yönetiminin temel araçlarından olan PUKÖ, demin, döngüsünün dört aşaması, yani planla, uygula, kontrol ve önlem al çerçevesinde ele alınabilir. Planla, stratejik planlama, kalite yönetimi ile stratejik yönetimin planlama konusundaki ortak noktası her iki yaklaşımında planlama aşamasında amaçların belirlenmesini ve durum analizi yapılmasını öngörmesidir. Stratejik bakış açısının bu anlamda kaliteye katkısı, Durum analizine dış çevresel faktörleri de eklemesi, amaç belirlemeye ise vizyon gibi daha uzun vadeli amaçları ilave etmesidir. Uygula, stratejik uygulama, stratejik yönetim anlayışı, stratejilerin hayata geçirilmesi için belirlenen politikaların uygulanmasında taktik ayarlamaların yapılmasına alt yöneticilere bırakarak onlara biraz daha fazla hareket alanı tanır. Dolayısıyla kalite yönetimi sürecinin uygulama aşamasına stratejik bakış açısının katkısı, kalite planlarının hayata geçirilmesinde kullanılan standartlara biraz esneklik ve dinamizm kazandırılması olabilir. Uygulama aşamasında stratejik bakış açısının bir diğer katkısı da kuruma bütüncül yaklaşma konusundadır. Kontrol et stratejik kontrol, stratejik yönetim bakış açısı çok uzun vadeli planlamalarla ilgilendiği için iç ve dış çevresel koşullarda ortaya çıkabilecek yeni gelişmelerin bu planlara olası etkilerini de sürekli değerlendirerek gerektiğinde geleceğe yönelik planlamaları yenilemeyi gerektirir. Stratejik kontrol 3 farklı kontrol türünü içermektedir. Geçmişin kontrolü, mevcut durumun kontrolü ve geleceğin kontrolü. Bu çerçevede bir eşleştirme yapmak gerekirse geçmişin kontrolü süreçlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen kontrolü ifade etmektedir ve daha çok kalite kontrol bakış açısını yansıtır. Bugünün, yani mevcut durumun kontrol edilmesi ise hali hazırda devam eden süreçlerin gerçek zamanlı olarak denetlenmesini ifade etmektedir ve toplam kalite yönetimi anlayışını yansıtır. Stratejik kontrol hedeflerinin ötesine ulaşılabilme potansiyelinin de kontrol edilip geliştirilmesini hedefleyerek kalite yönetimi yaklaşımının kontrol ufkunu genişletmesine katkıda bulunabilir. Önlem al, stratejik iyileştirme, işlerin baştan planladığı gibi sonuçlanıp sonuçlanmadığı kontrol aşamasında ortaya çıkarken, işlerin standart bir düzene sokulması ve hataların minimuma indirilmesi önlem alma aşamasında ortaya çıkarılmaktadır. Stratejik bakış, sürekli iyileştirme kapsamının iç ve dış çevresel faktörlerin tamamını kapsayacak şekilde ve benimsenen vizyon, misyon, strateji ve politikaları da kuşatacak şekilde ele alınmasına katkıda bulunabilir. Stratejik kalite yönetiminin dinamikleri aşağıdaki gibidir. Müşteri odaklılık, işletmelerin stratejik yönetimlerinde gerek iç gerek dış çevre analizlerini yaparken dikkat etmeleri gereken en önemli noktalardan birisi müşteri ihtiyaç ve isteklerine uygun ürün ve hizmetler üretmektir. Liderlik, stratejik kalite yönetiminde üst yönetimin sürece dahil olması, çalışanlar yol gösterici olması çok önemlidir. Sürekli geliştirme, işletmelerin başarılı olmak için sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri Sürekli değişen çevre ve ona bağlı olarak müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamaları gerekmektedir. Stratejik kalite planlaması, müşteri ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen işletmelerin kaliteli hizmet ve ürün sunmak için geleceği doğru bir şekilde okumaları ve ona göre plan yapmaları gerekmektedir. Tasarım kalitesi, hız ve hata önleme, ürün ve hizmetlerindeki hata payını minimuma düşürmeyi başaran işletmeler kaliteli ürün ve hizmetlerini rakiplerinden daha aşağı fiyatlarda müşterilere sunma imkanı elde ederek rakiplerinin bir adım önüne geçer. Çalışanların katılımı ve işbirlikleri, işletmelerin gerek stratejik planlarının hazırlanmasında, gerekse kalite yönetiminin oluşturulmasında, süreçlere çalışanların katılımını sağlamaları oldukça önemlidir. Gerçek temelli yönetim, işletmeler iç ve dış çevre analizi yoluyla çevreden güvenilir ve doğru veriyi almaya çalışır, bu verileri yorumlar ve işletme için kullanır. Bu verilerin bir bütün haline getirilmesi ve her kademeden kişilerin ulaşmasının sağlanması doğru bir yönetim için gerekli koşullardan birisini oluşturmaktadır. Kalite yönetim sistemleri dersi 8. ünite özeti. Hizmet sektöründe kalitenin önemi, hizmetin tanımı, Kullanılan yöntemden bağımsız olarak ister bireylerin, ister teknolojinin, makinelerin aracılığıyla gerçekleştirilsin, fiziksel bir varlığı olmayan ve müşterilerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik eylemlerin tümü hizmet olarak adlandırılır. Hizmetleri mallardan ayıran temel özellikler, saklanamaz olmaları ve fiziksel varlıklarının söz konusu olmamasıdır. Hizmet ticaretinde birçok durumda hizmeti sunan ile hizmetten yararlananın aynı anda aynı yerde olması gerekmektedir hizmet ticaretinde dört seçeneğin bulunduğu söylenebilir. Sınır ötesi, hizmet, tedarikçisinden bağımsız olarak sınırı geçmektedir. Yurt dışında tüketim, tüketici sınırı geçmektedir. Yani hizmetin tüketildiği ülkenin vatandaşı değildir. Ticari kuruluş, hizmetin tedarikçisi, yatırımcı yabancı olmakla birlikte, o ülkede bir ofis, şube aracılığı ile faaliyet göstermektedir. Bireylerin dolaşımı, hizmetin tedarikçisi kısa bir süre için ülkede bulunmaktadır. Hizmetin çağdaş tanımları arasında, bir malın biçiminde değişikliğe yol açmayan faaliyetler, de yer almaktadır. Hizmet paketi, hemen hemen tüm malların satın alınması bir takım hizmetleri, yine her hizmetin satın alınması da bazı malları beraberinde getirir. İster mal, ister hizmet olsun, her satın alma, mal ve veya hizmet paketini, içermektedir. Müşteriler tek başına hizmetten değil, hizmet paketinden yararlanmaktadır. Mal veya hizmet paketini oluşturan fiziksel mallar, işlevlerine göre iki grupta incelenebilir. Destekleyici mallar veya fiziksel destek, bunlar hizmet işletmesinin sahip olduğu ve hizmet üretmek amacı ile kullandığı araç, gereç, teçhizat ile fiziksel ortamdır. Kolaylaştırıcı veya fiziksel ürünler, hizmet üretimi sırasında tüketilen mal ya da mallardır. Hizmetin özellikleri, soyutluk, dayanıksızlık. Hizmetin soyut olması demek, hizmetin elle tutulamaz, görülemez, duyulamaz, bir ölçü birimiyle ifade edilemez, sergilenemez, paketlenemez ve taşınamaz olması anlamına gelir. Bu nedenle hizmetler dayanıksız olarak nitelendirilirler. Hizmetler, önceden çok sayıda üretilemez ve depolanamazlar. Hizmetten sağlanan yarar deneyime dayalıdır. Müşteri hizmetin değerini ve niteliğini ancak satın aldıktan sonra ya da hizmetin tüketilmesi veya satın alınması süresince değerlendirebilir. Hizmetlerin fiziksel bir varlığa sahip olmamalarının, diğer sonuçları da patent ile korunamamaları, teşhir edilerek tanıtılamamaları ve fiyatlandırma zorluğudur. Eş zamanlı üretim ve tüketim, hizmetin üretimi ile satışı eş zamanlı olarak oluşur. Bu nedenle işletme ile müşteri üretim ve sunum süreci boyunca etkileşim halindedir ve müşteri üretim sürecinde yer alır. Çoğu kez üretici ile satıcı aynı kişidir ve hizmeti sunan kişi hizmetin bir parçası olmaktadır. Heterojenlik, hizmetin içeriği sunan kişiye, müşteriye ve zamana göre değişebilir. Bu açıdan standartlaştırılmaları zordur. Değişen talep, hizmete olan talep göreceli olarak değişken ve belirsizdir. Bu talep yalnızca yıllara, mevsimlere ve aylara göre değil, günden güne ve hatta bir gün içindeki saatlere göre bile önemli ölçülerde değişebilir. Dalgalanan talep nedeniyle hizmet üretim kapasitesinin belirlenmesi zor olmakta, ayrıca verimlilik ve performansın ölçülmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Emek ve ilişki yoğunluk Çoğu hizmet organizasyonunda emek, organizasyonun etkili olmasını sağlayan temel kaynaktır. Emek yoğun ve ilişki yoğun özellikler taşıyan hizmette kalite ve performans insana bağımlıdır. Böyle organizasyonlarda eksiklikler yeni ekipman almakla giderilemez, ancak personel eğitimi ve bilgi ve deneyimlerin artırılması ile tam bir hizmet sunulabilir. Hizmet, hizmeti üreten ile tüketen arasında yüz yüze ilişki ve yakınlık gerektirdiğinden insanlar arası ilişkilerle ilgilidir. Bu açıdan hizmet yönetimi bir ilişki yönetimi anlamını taşır. Hizmet sektörü ve hizmet işletmeleri Hizmet işletmeleri, başkalarının gereksinimlerini karşılamak amacıyla öncelikle hizmet üreten ve satan endüstriyel kuruşular olarak tanımlanır. Saf hizmet işletmesinde herhangi bir fiziki malın transferinin yapılması veya hizmetin ürünle birlikte sunulması bu gerçeği değiştirmez. Çünkü bu tür bir transfer geçicidir ve işletmenin faaliyetlerinin odağını oluşturmaz. Hizmet işletmelerinin genel özellikleri aşağıdaki gibidir. Üretim yönetiminde esneklik yoktur. Hizmet işletmeleri, hizmetlerin depolanamaması yüzünden geleceğe yönelik satış arttırma planları yaparken mevcut üretim kapasitesini değiştirmek zorundadır ve genellikle bu değişiklikler kısa vadede gerçekleşemez. Emek yoğundur. Hizmet işletmelerinde birim çıktı başına daha az donanım gerekir. Bu özellik hem hizmet üretiminin kontrolünü zorlaştırır hem de stratejilerin geliştirilmesinde belirsizliği arttırır kaliteyi ve miktarı ölçme imkanı sınırlıdır, pek çok hizmet işletmesinin üretiminin kalite standartlarını belirlemek ve kontrol etmek oldukça zordur. Hizmetleri ölçecek objektif standartlar mevcut değildir ya da çok belirsizdir. Aynı durum hizmet işletmelerinin miktar standartı için de geçerlidir. Bu nedenle hizmet işletmelerinde genellikle hedeflerin yaklaşık olarak belirlenmesi tercih edilir. Maliyet hesaplarının yapılması güçtür, özellikle birim maliyetlerin belirlenmesi, işletme için önemli bir sorun olabilir. Bu zorluk, hizmet işletmelerinde birim üretimlerin fiyatlandırılmasını da etkilemektedir. Genellikle pazara yakındır, hizmet işletmeleri, üreten ile satın alan arasında doğrudan ilişki gerektiği için pazara yakın olmak zorundadırlar. Bu genellemeye rağmen bazı hizmet işletmeleri aracı kurumlar, acenteler, komisyoncular ve benzeri kullanabilmektedirler. Hedef pazarın tanımlanması zordur. Hizmet işletmelerinin pazarının tanımlanmasına tüketici isteklerinin incelenmesiyle başlanmalıdır. Satışa arz edilen hizmetin alım veya kullanım sıklığı da önemli bir faktör olarak göz önünde bulundurulmalıdır kapsam ve türlerinin farklı olması nedeniyle hizmetler farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Hizmetlere yönelik yapılan sınıflandırmaların dört grupta ele alınması mümkündür. Hedef pazara göre sınıflandırma, hizmetler, hizmetin sunulduğu hedef grubun özelliklerine göre iki açıdan incelenmektedir. Şahsi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetler. İş ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler hizmet üreticisine göre sınıflandırma. Üretimi insana dayalı hizmetler, bu gruptaki hizmetler de kendi içinde vasıflı elemanlara dayalı hizmetler, yarı vasıflı elemanlara dayalı hizmetler ve vasıfsız elemanlara dayalı hizmetler olarak ayrılabilir. Üretimi aletlere, araçlara, dayalı hizmetler. Hizmet alıcısına göre sınıflandırma, hizmetlerin sunulması sırasında alıcının hazır olup olmaması esasına göre yapılan sınıflamadır. Bireyin doktora muayene olması gibi üretim esnasında alıcının varlığını gerektiren hizmetler. Muhasebecilik gibi üretim sırasında alıcının varlığını gerektirmeyen hizmetler. Mal veya hizmet bağımlılığına göre sınıflandırma, hizmetin bir mal ile birlikte veya bir mala bağlı olmadan sunulması göz önünde bulundurularak yapılan sınıflamadır. Bağlı hizmetler, bir malın satışına bağlı olan hizmetlerdir. Saf hizmetler, bir mal veya hizmete bağımlı olmayan yalın hizmetlerdir hizmetler eylemler ve performanslar olarak da nitelenebilir ve burada dikkat edilmesi gereken iki temel konu faaliyetin kime ya da neye yönelik olduğu ile faaliyetin somut, elle tutulur, görülebilir olup olmadığıdır. Bu açıdan bakıldığında hizmetler dört yönlü bir sınıflandırma ile ele alınmaktadır. İnsan süreçlemesi, insan bedeni ile ilgili somut faaliyetlerdir. Bu tür hizmetlerden arzulanan faydaları almaları için müşterilerin fiziksel olarak hizmet sunumunun bütününde yer almaları gerekir. Sahiplik süreçlemesi, mallara ve diğer fiziksel sahipliklere yönelik somut, elle tutulur faaliyetlerdir. Burada süreçleşmeyi gerektiren nesnenin hazır bulunması gerekir ancak müşterinin kendisini gerektiren bir zorunluluk genelde yoktur. Zihinsel uyarıcı süreçlemesi, insanların zihnine yönelik soyut faaliyetlerdir müşterilerin zihinsel olarak faaliyeti elde etmeleri söz konusudur. Belirli bir hizmet olanağının olduğu yerde ya da yayın kapsamının veya iletişim bağlantıları ile uzaktan yerleşimle de yararlanılabilmektedir. Bilgi danışma süreçlemesi, soyut varlıklara yönelik soyut faaliyetlerdir. Bir hizmete başlanılması istendikten itibaren, müşterinin doğrudan katılımına gerek olmaksızın, en azından teorik olarak, hizmet devam etmektedir. Hizmetleri öncelikler ve önemlilik düzeylerine göre ele almak ve zorunluluk derecelerine göre de sınıflandırmak mümkündür. Birinci derecede zorunlu hizmetler, sağlık hizmetleri, yeme içme hizmetleri, barınma hizmetleri. İkinci derecede zorunlu hizmetler, korunma, adalet hukuk, hizmetleri, eğitim hizmetleri. Üçüncü derecede zorunlu hizmetler, haberleşme hizmetleri, ulaşım hizmetleri, sigortacılık hizmetleri, bankacılık hizmetleri, turizm hizmetleri. Dördüncü derecede zorunlu hizmetler, kuaförlük hizmetleri, giyim kuşam hizmetleri, bakım ve güzellik hizmetleri, tamir bakım hizmetleri, mühendislik ve mimarlık hizmetleri, servis ve garanti hizmetleri. Tarım, sanayi ve hizmet ekonomilerdeki üç temel sektördür. Tarım ve sanayi sektörleri, direkt olarak fiziki mal üretimine yöneliktir. Hizmet sektöründe ise üretim fiziki değildir. Genel gelişme modeline göre bir ekonomide sektörel gelişim tarım, sanayi, hizmet sıralamasını takip etmektedir. Sanayi toplumlarında mamul üretimi ekonominin can damarı, üretim mallarına sahip olmak ise zenginliğin göstergesiyken, sanayi ötesi toplumlara geçiş sürecinde üretim sektörü yerine hizmetler sektörü gelişmektedir. Günümüzde hizmet üretimi mal üretiminin yaklaşık 7 katına çıkmıştır. Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren hizmet sektörü ekonomide gelişmişlik ölçütü olarak çok önemli bir role sahiptir. Hizmet sektörü endüstrileşmiş batı ülkelerinde toplam iş gücünün %55 ile %75 arasında bir oranını istihdam etmektedir. Ülkemizde de 2011 yılı verilerine göre hizmet sektörünün ekonomideki ağırlığı yaklaşık olarak %60'tır. Hizmet kalitesi. Hizmet kalitesi bir işletmenin müşteri beklentilerini karşılayabilme ya da geçme yeteneğidir ve hizmet kalitesinde önemli olan müşteri tarafından algılanan kalitedir. Hizmet kalitesi, kusursuz hizmetlerin satın alınmasıdır. Doğru önlemin bulunmasıdır. Sorunların ortadan kaldırılmasıdır. Nazik davranmaktır. Güvenilir olmaktır. Güvenli performans göstermektir. Zamana uygunluktur. Müşterilerin paralarının karşılığını almasıdır. Her türlü hatanın ortadan kaldırılmasıdır. Güvenli olmayan koşullara karşı korunmadır. Sorunların belirlenmesi ve çözülmesi için doğru veridir. Bir hizmetin kaliteli olabilmesi için iki boyutta kalitenin sağlanmış olması gerekir. Hizmetin düzenli olarak ulaştırılmasındaki kalite düzeyi, istisnaların ya da problemlerin ele alınışında karşılaşılan hizmet düzeyi. Hizmet kalitesi ölçümü ve modelleri. Hizmet kalitesini ölçmeye yönelik olarak çoğunlukla iki modelin kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan birincisi ve diğerine göre daha yaygın kullanılanı müşterinin algıladığı hizmet kalitesini ölçmeye yarayan CRVQAL'dir. Diğer model ise hizmet kalite performansına yönelik olan CRVPRF'dir. Müşterilerin algıladığı hizmet kalitesini ölçmeye yönelik model, SR ve QAL modeli hizmet kalitesini müşterilerin beklentileri veya istekleri ile firmanın sunduğu hizmetleri algılamaları veya tecrübeleri arasındaki farkın büyüklüğü olarak tanımlar. SR ve QAL modelinde kullanılan hizmet kalitesi bileşenleri veya boyutları aşağıdaki gibidir. Dokunulabilirlik, somut özellikler, güvenilirlik, muamele, heveslilik, güven, empati, SR ve Q.A.L. anketinde yukarıda verilen 5 boyutla ilgili olarak 22 ifade yer alır. Her ifadenin beklenen ve algılanan hizmet olmak üzere iki soruluş biçimi vardır. Bu nedenle ölçüm 44 cümle üzerinden yapılır. Örneğin güvenilirlik boyutunun değerlendirilmesi için kullanılan ifadelerden biri söz verilen hizmetin yerine getirilmesini ele alır. Bununla ilgili olarak beklentiler bölümünde, mükemmel, Firmaları söz verdikleri hizmeti yerine getirirler cümlesi yer alırken algılamalar bölümünde XYZ firması söz verdiği hizmeti yerine getirir cümlesi yer alır. Her bir ifade Likert ölçeği kullanılarak değerlendirilir. Ölçeğin bir ucunda kesinlikle katılıyorum yargısı, diğer ucunda ise kesinlikle katılmıyorum yargısı yer alır. Her bir ifade için SER ve QAL puanı ilgili ifadenin beklenen hizmet için verilen puanı ile algılanan hizmet için verilen puanının farkının alınmasıyla elde edilir. Her boyut için ortalama SER ve QAL puanını hesaplanması için, her müşteri için ilgili boyuta ilişkin ifadelerin SER ve QAL puanları toplanır ve o boyutu oluşturan ifade sayısına bölünür ne sayıdaki müşteri için elde edilen puanlar müşteri sayısı olan N'ye bölünür. 5 boyut için hesaplanan SER ve QAL puanları toplanıp 5'e bölünebilir. Müşterilerin çeşitli boyutlara verdikleri göreli önem dikkate alınmadığından, elde edilen bu genel ölçü ağırlıklandırılmamış SER ve QAL puanıdır. Ağırlıklandırılmış SER ve QAL puanının hesaplanması 4 aşamada gerçekleştirilir. Her müşteri için 5 boyutun her birine ilişkin ortalama CRr ve Q -A -L puanı hesaplanır. Her müşteri için 1 aşamada elde edilmiş olan her boyutun crr ve QL puanı, müşteri tarafından o boyuta verilen önem derecesi ağırlığıyla çarpılır. Önem ağırlığı, müşterinin o boyuta verdiği puanların yüze bölünmesiyle elde edilir. Her müşteri için 2. Aşamada 5 boyuta ilişkin olarak elde edilen ağırlıklandırılmış SR ve QAL puanı hesaplanır. 3. Aşamada ne sayıdaki müşteri için hesaplanan puanlar toplanır ve toplam eniye bölünür. Görüldüğü gibi SR ve QAL kullanarak elde edilen veriler, her ifade çifti, her boyut ya da tüm boyutlar için farklı ayrıntı düzeyinde hizmet kalite farkını hesaplamak için kullanılabilir. Bir işletme çeşitli CR ve QAL puanlarını hesaplayarak müşterilerin algıladığı genel hizmet kalitesini ölçmekle kalmaz, aynı zamanda kalite iyileştirme çabalarında temel alacağı önemli boyutları ve bu boyutların çeşitli yönlerini de belirleyebilir. Hizmet üreten işletmeler CRVQAL’ı uygulayarak elde ettikleri bilgileri şu alanlarda kullanabilirler. Zaman içinde müşterilerin beklentileriyle hizmetten elde ettiklerinin karşılaştırılması. Kendi SER ve QAL puanının rakiplerinin SER ve QAL puanlarıyla karşılaştırılması. Müşterilerin kaliteye ilişkin algılamalarının ölçülmesi. Hizmet kalitesinin performansa yönelik ölçümü, SER ve PRF modelinde amaç, hizmet kalitesinin performans esaslı ölçülmesidir. Bu modelde SER ve QAL ölçeğinde kullanılan müşterilerin beklentilerinin ölçülmesine gerek duyulmamıştır. Müşteri memnuniyetini esas alan serv modelinde 22 birim kullanılmıştır. İşletmenin hizmet performansı da direkt olarak ölçülmüştür. Hizmet kalitesinin ölçülmesine ilişkin diğer modeller. Grönruz'un hizmet kalitesi modeli, Grönruz'a göre temel olarak bir hizmetin kalitesinin müşteriler tarafından algılanan şekliyle ilgili iki boyutu bulunur. Bunlar, teknik ya da sonuçla ilgili boyut ve işlevsel ya da süreçle ilgili boyuttur. Müşterinin hizmeti nasıl elde ettiği ve eş zamanlı üretim ve tüketim sürecinin nasıl yaşadığı kalitenin işlevsel boyutunu gösterir ve işlevsel kalite boyutu teknik kalite kadar objektif olarak değerlenemez. İşlevsel kalitenin yüksek olması teknik kalitedeki performans düşüklüğünü telafi edebilmektedir. İşletme imajı söz konusu işletmenin teknik ve işlevsel kalitesi sonucunda oluşmaktadır. Lehtinen ve Lehtinen hizmet kalitesi modeli, bu model hizmet kalitesini müşteri ve hizmeti veren işletmenin elemanları arasında oluşan bir kavram olarak niteler. Fiziksel kalite, işletme kalitesi ve etkileşimsel kalite olmak üzere üç kalite boyutundan söz edilmektedir. Fiziksel kalite, bir hizmetin fiziksel elemanlarından kaynaklanan kalite boyutu olarak tanımlanır. İşletme kalitesi, müşteriler ve potansiyel müşterilerin işletmeyi kamuoyunda yarattığı imaj bakımından değerlendirmeleri ile ilgilidir. Etkileşimsel kalite ise müşteriyle ilişkide bulunan personel ile müşterilerin ve müşterilerin de diğer müşterilerle ilişkilerinden oluşmaktadır. Lehtinen ve lehtinen kaliteyi bazı durumlarda süreç ve çıktı kalitesi olarak iki boyutlu incelemenin daha yararlı olduğunu düşünmüşlerdir. Sasser, Olson ve Wyckoff'un hizmet kalitesi boyutları, hizmetin ulaştırma biçiminin önemi vurgulanarak bir hizmet işletmesinin düzeyini belirleyen üç boyuttan söz edilmiştir. Hizmet üretiminde kullanılan materyallerin nitelikleri, hizmetin yaratıldığı fiziksel atmosfer ile araç, gereç gibi teknik olanaklar. Hizmet veren personelin davranış ve tutumları. Norman'ın hizmet kalitesi boyutları. Norman, kalitede sistem görüşünü benimsemiştir. Normana göre kapsamlı ve dengeli bir sistem yaklaşımı hizmet paketini, hizmet veren personel ile müşteri arasındaki etkileşimi, hizmet sunum sürecini ve hizmet yönetim sisteminin değişir ve değişmez tüm özelliklerini tüm yönleriyle kapsamalıdır. Hizmet sektöründe kalite kontrol Kalite kontrol ile maliyet, kar ve müşteri tatmini arasında denge kurularak müşteriyi memnun edecek hizmetin sürekliliği sağlanır. Hizmet işletmelerinin kalite kontrolünü yapmalarındaki temel amaç kar elde etmektir. Buna ilaveten işletmeler pazar paylarını korumak, müşteri taleplerini karşılamak, rekabet gücü kazanmak gibi birçok nedenden dolayı hizmetlerinin kaliteli olmasını isterler hizmetlerin kalite kontrolü için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar arasında histogram, pareto analizi, sebep-sonuç diyagramları ve benzeri sayılabilmektedir. Hizmet kalitesinde ortaya çıkan sorunlar. Hizmet kalitesini sağlamak, korumak sadece müşteri isteklerini belirleyip, uygun standartlar koymaya bağlı olmayıp aynı zamanda personelin belirlenen düzeyde hizmeti sunma isteği ve yetisini de korumaya bağlıdır. Hizmet sektöründe kalite sorunlarına neden olan faktörler şu şekilde sıralanmıştır. Üretim ve tüketimin eş zamanlı olması, hizmet personelinin teşvik edilmesi, personelin nitelik özellikleri, hizmet işletmesinde iletişim eksikliği, çok fazla yeni mal üretilmesi, müşterilerin fazla olması nedeniyle özel ilgi eksikliği, işletme olarak kısa dönem karlılığa yoğunlaşma, yönetimin müşteri beklentilerini algılayamaması, yönetimin müşteri beklentilerini karşılayamayacağına ilişkin inancı, Müşteri ile personel arasındaki karşılıklı iletişimden doğan problemler. Hizmet personelinin hizmeti sunma istek ve yeterlilikte olmaması. Hizmeti sunan veya alan müşterilerin ruhsal durumları, hizmet işletmesinin yönetiminin nitelikli eleman istihdam etmemesi. Hizmet karşılaşması, müşteri ve hizmetin sunucusu arasındaki ikili etkileşim olarak tanımlanır. Müşteri ile hizmet işletmesi arasındaki bu etkileşim müşterinin kafasında hizmet kalitesini belirler. Müşterilerinin işletme açısından olumlu davranışlar sergilemesini isteyen bir hizmet işletmesinin 5 kalite boyutuna maddi değerler, güvenilirlik, heveslilik, güvence ve empati, hizmet karşılaşması anında son derece yüksek özen göstermesi ve mümkün olduğu kadar bu konularda standartlaşmış bir sunum yapmaya çalışması gerekir.